Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Türkiye ve dünya gündeminden önemli başlıkları sıcak duraklardan canlı yayınlarla sizlerle paylaşacağız. Önemli gündem başlıkları var. Haftanın son iş günündeyiz ve ilerleyen dakikalarda İstanbul'da Esenler'de inşaat çalışmasında bir çökme meydana geldi. Ayrıntıları aktaracağız. Arkadaşlarımız yolda ulaşmak üzereler. Birazdan o noktadan canlı yayınla son bilgileri paylaşacağız ama önce koronavirüs gündemine dair rakamları bir kez daha hatırlayalım. Son 3 günlük rakamlar ekranlarınıza yansıyacak. Dün bir gün önce endişe veren o rakamda bir toparlanma oldu. 5 Mayıs tarihi itibariyle 1832 vaka sayısı dün, önceki gün affedersiniz, dün açıklanmıştı. 2253'tü, bir endişe yaratmıştı. 400 artış ve o artış devam eder mi sorusu vardı zihinlerde ama dün gelen rakamlar yine azalış eğrisine doğru dönüldüğünü gösteriyor. 1977'ye düştü bir kez daha rakam. Günlük vaka sayısı 2000'in altında. İyileşen hasta sayısı 4782. Can kaybı da 57 olarak kayıtlara geçti. 133.721 toplam vaka sayısı. Devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz ama bir uyarı var. Rakamların iyi gelmesi, rakamların iyi gelmeye devam etmesi için yapılması gerekenler var. Uyulması gereken kurallar var. O kurallara uyulmadığı anda rakamlar bir anda artabiliyor. Sağlık Bakanı da o anlamlı bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Birazdan ekranlara getireceğim ama belki bizim saatimizin içerisinde bu 4 saatte 4 milyon bandına ulaşılabilir ya da aşılabilir. Çünkü çok az kaldı. 3 milyon 917 bin. Dünyada toplam vaka sayısı 270 bin ve üzerinde can kaybı. 1 milyon 347 bin. Toplam iyileşen hasta sayısı, rakamlara baktığımızda Rusya'nın hızla ilerleyişi devam ediyor. İlk sırada Amerika, onu İspanya, İtalya, İngiltere takip ediyor. Rusya listede 5. sıraya yerleşmiş durumda. 177.160 rakamı, 1625 can kaybı ve Brezilya. İki ülke dikkat çekiyor. Artık pandeminin yeni merkezi, artış hızına göre yeni merkezi Brezilya ve Rusya diyebiliriz. Çünkü Brezilya'da 135 bin vakaya ulaştı. 9190 can kaybı. Dün rekor artış vardı ve Türkiye'yi de geride bıraktı Brezilya listede. İki ülkeyi de takip ediyoruz. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Bu noktada hemen Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Bir uyarı niteliğinde. Önceki gün aslında İstiklal Caddesi'ni göstermişti Sağlık Bakanı. Bir kare fotoğrafa bu kadar insan çok demişti. Dün de bu kez yine Eminönü'nden bir fotoğraf paylaştı. Eminönü salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar. Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar ifadesini kullandı. 7 Mayıs Eminönü, bu gidiş eve değil, iyi değil ifadesini kullandı ama sadece bu nokta değil. Sağlık Bakanı bu noktayı örnek gösterdi ama özellikle İstanbul'da birçok nokta vardı. Hemen o noktaları sizlerle paylaşalım. Çünkü bir de önemli düzenleme var. O düzenlemeyi ekranlara getireceğiz pazarlarla ilgili. İşte ekranlarınıza geliyor. Dün Beylikdüzü'nde pazar yerinde kaydedildi bu görüntüler. İstemediğimiz görüntüler. Çünkü sosyal mesafeye uyulmuyor. Maske yok, eldiven yok. Elle seçiyor birçok ürünü o noktada vatandaşlar ve Beylikdüzü'ndeki pazardaki görüntüyü ekranlara getiriyoruz. Dün kaydedilmişti. Bu görüntüleri uzmanlar istemiyor. İlerleyen dakikalarda uzmanına da soracağız. Ama sadece Beylikdüzü'nde pazarda kaydedilmedi. Hemen size Eminönü'ne götüreceğim. Sağlık Bakanı'nın uyarı yaptığı nokta araçlarla ilgiliydi ama sadece araç yoğunluğu, trafiği yoktu. İnsan yoğunluğu da vardı. İşte Eminönü'ndeki görüntüler endişe verici. Birçok kişi de yine maske yok. Bazı satıcılarda eldiven yok, elle seçme yine istenmeyen bir başlıktı. Buna uyulmadığını gördük. İşte Eminönü'nden görüntüler. Erken diyor uzmanlar. Henüz bu görüntüler için çok erken. Ve bir başka görüntü. Burası da Şişli'de bir pazar. Tıpkı Beylikdüzü'nde olduğu gibi çok benzer görüntüler var. Sosyal mesafe 1 metre, 1,5 metre uyulması gerekiyor. Ama Şişli'de bunun da uyulmadığını gördük dün itibariyle. Maalesef diyerek paylaştığımız görüntüler, umarız ilerleyen dakikalarda ve saat diliminde gelen görüntüler dünden ders aldığımızı gösterir ve bu görüntüleri bir kez daha paylaşmayız. Özellikle pazarlarla ilgili bir önemli genelge var. İçişleri Bakanlığı açıkladı, yayımladı o genelgeyi. Bir normalleşme sürecinden söz ediyoruz. O normalleşmeye dair yeni atılacak adımlar var. Ekranlarınıza taşıyalım. İçişleri Bakanlığı pazar yerleriyle alakalı 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirleriyle alakalı yeni kuralları paylaştı.
Tedbirler kapsamında il, ilçe ve beldelerdeki mahalle semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye, nalburiye ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı. Bu tip ürünleri satacak esnafa ise diğer pazar çalışanlarına olduğu gibi tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması gibi tedbirler geçerli kılındı. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak. 7 ille ilgili, 7 büyükşehirle ilgili kısıtlamada bir esneme olmuştu. Artık 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta önümüzdeki hafta sonu, yarın itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Anadolu'da birçok şehirden iyi haberler geliyor aslında. O şehirlerden biri de Gümüşhane'ydi. Gümüşhane'de özellikle bir süredir pozitif vaka bildirilmiyordu. Ama Gümüşhane'ye bu kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ziyaretçilerin gelmeye başladığı bilgisi ulaşınca bir çağrı yapıldı yetkililerden. Lütfen gelmeyin çağrısıydı o. Lütfen bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Gümüşhane valisi kente gelmek isteyenlere net bir mesaj verdi, gelmeyin dedi. Hem buradaki akrabalarımızın, yakınlarımızın ve buradaki hemşerilerimizin sağlığı açısından çok önemlidir. İhtiyaç duyulmadıkça, olağanüstülük gerektirmedikçe lütfen seyahat etmeyiniz. Covid-19 salgınında kentte bir süredir pozitif vaka görülmüyor. Ancak il valisi Kamuran Taşbilek kimsenin rehavete kapılmamasını istedi. Sürecin hala çok önemli olduğunu buradan değerli Gümüşhanelilere iletmek istiyoruz. Vatandaşların duyarlılığı sayesinde Gümüşhane'de bir süredir pozitif vaka görülmediğini hatırlatan Vali Taşbilek, il dışından kimsenin gelmemesini istedi. Lütfen bu süreçte İlimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Seyahat kısıtlamasının kalktığı illerden biriydi. Dün yayınlarla sizlerle paylaşmıştık. Endişe verici görüntüler vardı. Muğla'dan söz ediyoruz. Muğla elbette içerisinde birçok tatil beldesini de barındırıyor. Bodrum'a sadece geride bıraktığımız gün, kısıtlamanın kalktığı gün 6000 araç giriş yapmıştı. Dün de o yoğunluk artarak devam etti. Muğla ile ilgili de bir haberi sizlerle paylaşacağız. Çünkü dün de Bodrum girişinde araç kuyruğu vardı. O konvoy 4 kilometreye kadar uzadı. Tatil beldesine akın başladı. Şehirler arası kısıtlamanın 7 ilde kaldırılmasının ardından tatil beldelerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Önemli tatil noktalarından Bodrum'a 6000'den fazla araç giriş yaptı. Bodrum'un girişindeki uygulama noktasında araçlar tek tek durduruldu. İlçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken adresleri de ekipler tarafından alındı. Seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte denetimler daha da sıklaştı. İşte Bodrum girişinde 24 saat esasına dayalı olarak polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde görevliler araç sürücüsüne yol izin belgesini soruyor. Eğer il dışından gelmişse geçerli bir seyahat belgesi yoksa buradan geri çevriliyor. Varsa da 14 gün ikamet edeceği noktada izole olması isteniyor. İlçe trafiğinde de %25 oranında artış yaşandı. 7 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Bodrum'da araç giriş çıkışında %25 artış yaşanıyor. Yetkililer yoğunluğun arttığı ilçede vatandaşların virüs tedbirlerine uymasını istedi. Alınan önlemler ve uygulamalar, onlardan biriyle ilgili dün bir düzenleme, bir açıklama vardı, hemen düzeltelim. O açıklama cerrahi maske ile ilgili satılacağını hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. O düzenleme ile birlikte üst limit 1 lira olarak paylaşıldı. Cerrahi maskelerden adet fiyatı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Marketler ve eczaneler de adres olarak gösterildi. Yeni günle birlikte satışlarda durum ne? Bu soruya yanıt almak üzere hemen canlı yayın noktamıza
uzanacağız. Mehmet hazırlıklarını o noktada yaptı, detayları aktaracak. En merak edilen konulardan biriydi Mehmet. İstanbul'da başladığını biliyoruz. Neredesin şu anda? Marketlerde satışı ile ilgili bir durum var mı? Eczanelerle ilgili izlenimin var mı? Aktarır mısın izleyicilerimize? Biz Esenler'deyiz. Esenler'de bir süpermarketin önündeyiz. Büyük bir süpermarket bu. Ancak şu an itibariyle izin çıkmış olmasına rağmen henüz maskeyi temin edemediklerini öğrendik. Bunun gibi daha öncesinde 3-4 market daha dolaştık. Onlar da henüz temin edecekleri firmayı ve temin şartlarını ayarlamaya çalıştıklarını ifade ettiler. Ancak bugün itibariyle, ayın 8'i itibariyle herhangi bir yasal kısıtlama kalmadı. Onlar da maske satabilecekler. Koronavirüsle mücadelede aslında en fazla ihtiyaç duyduğumuz gereçlerden biriydi. Cerrahi ve bez maskeler. İşte bu kapsamda özellikle ilk safhada fahiş fiyatlarla satıldığı görüldüğünde hükümet bu duruma müdahale etti ve maskelerin satışını yasakladı. Sonrasındaki süreçte artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günkü açıklamasında satılabileceğini öğrendikten sonra da akıllardaki ilk soru kaç para olacak ve nerelerden temin edeceğiz oldu. Onunla ilgili de dün beklenen cevap geldi ve maskelerin KDV dahil tanesinin en fazla 1 liraya satılabileceği yönündeydi. 1 liraya satılabilecek maskeler en fazla. Bunun üzerindekiler yasal dışı sayılacak. Fahiş fiyat muamelesi görecek. Bununla ilgili de yine vatandaşın yetkililere ihbar etmesinin tavsiye edildiğini belirtelim. Eğer 1 liranın üzerinde maske görürlerse muhakkak şikayet etmeleri gerekiyor. Bununla beraber nereden temin edileceği konusunda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan aslında ilk ipucunu vermişti. İnsanların en fazla ve en kolay ulaşabileceği yerlerde maskeler satılacak. Bunu planlıyoruz demişti. Eczaneler bu kapsamda ön plandaydı. Buna marketler de eklendi. Süpermarketler de yine bez ve cerrahi maske satışını yapabilecekler. Vatandaşın almasını sağlayacaklar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Mehmet, ilerleyen dakikalarda yeni noktalardan, bölgelerden maske satışı ile ilgili izlenimlerini paylaşmayı sürdürecek. Bir önemli düzenleme yine pazartesi günü hafta başında Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili bir esneme var. O esneme 4 saatte olsa sokağa çıkabilecekleri bir uygulama. Bu pazar itibariyle 65 yaş üstü sokakta olacak. Kısıtlamalar var ama onlar kısıtlamalardan muaf tutulacak. Peki dışarı çıktıklarında ne yapmalılar ya da nasıl değerlendirmeliler o vakti? Bu soruya yanıt aradık. Ekranlarınıza getirelim şimdi. 65 yaş üstündekiler uzun süredir evde. Ancak onlar için uygulanan kısıtlama esnetildi. Belirli gün ve saatlerde dışarı çıkmalarına izin verilecek. Peki 65 yaş üstündekiler izin gününde nasıl spor yapmalı? Yaşınız 65 yaş ve üstünde ise belirli gün ve saat içerisinde artık dışarıya çıkabileceksiniz. Tabii ki dışarı çıktığınız zaman spor yapmanız sizin için faydalı olacak. Peki sağlıklı sporu nasıl yapacağız? Şimdi gelin bu soruyu işin uzmanına soralım ve cevabı ondan alalım. Yavaş bir tempoyla basitten zora doğru başlamalıyız ve aşırı zorlanmadan kaçınmalıyız. Bunun için en basiti yürüyüş olacaktır. Birkaç dakikalık yürüyüşlerle vücudumuzu alıştırmamız gerekiyor. Sonra bunu bir sonraki hafta 1 dakika artırabilirsiniz. Ondan sonra bir hafta şeklinde 20 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. Uzmanlara göre spor yapmak için güneş ışınlarının yumuşak olduğu sabah ve akşam saatlerini tercih etmek gerekiyor. Tempolu hareketler kalp, akciğer ve dolaşım sistemi kapasitesini arttırıyor. Bazı kişiler daha dinç ve zinde hissedebiliyor. Bu tarz kişiler için de yürüyüşün arasına küçük olacak şekilde adımlar atsınlar. Böyle oldukları yerde böyle bir dakikalık ufak tempolar şeklinde yapabiliriz bunları. Ve bu şekilde yürürken kolları da şu şekilde çekebilirler. Sonunda da esneme hareketleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesela boynu ufak bu şekilde çektim. Diğer tarafı çektim. Şu şekilde kolları çektik. Arkamıza dönüp şu şekilde ayak topuklarımızı görmeye çalıştık. İşte yürüdüğünüz zaman bu vereceğiniz vücudun hissedeceği sarsıntı akciğerlere şu mesajı veriyor. Daha iyi çalışmalısın. Daha iyi bir solunum sistemini bizlere hediye edecektir ve virüse karşı bizleri daha güçlü kılacaktır. Evet,
Yaşanan tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir uzman konuğumuz var. Doçent Doktor Hakan Terekeci yayınımızda olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bizi kırmadınız. Yayınımıza katıldınız. Hocam hemen az önce ekranlara taşıdığımız haberle başlayalım dilerseniz. Bir esneme var. Özellikle 65 yaş üstü bu pazar itibariyle dışarıda olacak. Nelere dikkat etmeleri gerekir? Maske takmaları gerekir mi? Yine de çok kısıtlı bir sayıda insan dışarıda olacak ama temasla ilgili uyarılarınız olur mu? Sadece yürüyüş mü yapmalılar? Buna dair çok kısa bir mesajınızı alayım. Sonrasında rakamları değerlendireceğiz. İzleyicilerimizden gelen sorular da var. Maske çok önemli. Alışveriş merkezleri de biliyorsunuz 11 Mayıs itibariyle açılacak. Orada da en önemli, en koruyucu etken bizler için maske olacak. Çünkü ortamdaki biz hiçbir şekilde virüs varlığını bilemiyoruz. Özellikle hasta olan kişilerin de maske takması çok önemli. 65 yaşın üzerinin dışarıya çıkışı ile ilgili daha önce de söylemiştim. Çok önemli bunların çıkması. Çünkü özellikle kronik hastalığı olan insanlar, bir takım romatizmal problemleri, eklem problemleri olan insanlar var aralarında. Ve bunların yürüyüş yapmaları, egzersiz yapmaları ve temiz hava almaları gerçekten çok önemliydi. Çok doğru bir karar oldu. Evlerinin çevresinde çok uzaklaşmadan sosyal mesafeyi koruyarak ve herkesin maske taktığı bir ortam oldukça koruyucu olacaktır. Hocam bir de rakamlarla ilgili bazı soru işaretleri vardı. Özellikle geride bıraktığımız günü geçerek ondan önceki 3 günde bir artış gözlemlenmişti. O artışın gözlemlenmesi, sokaklardan gelen görüntüler, özellikle malumunuz siz de İstanbul'da eminim o görüntülere tanıklık ediyorsunuzdur. Sağlık Bakanı da paylaşmıştı. Eminönü'nde, İstiklal'de ya da birçok noktada, Sirkeci'de bir yoğunluk vardı. Yeni gelen rakam o ivmenin biraz daha azaldığını gösteriyor. Neler söyleyeceksiniz bu konuda dışarıdaki yoğunluk ve onun rakamlara yansıma ilişkisiyle ilgili? Şimdi şöyle, Avrupa ülkelerinin de çoğunda gördüğümüz gibi kısıtlamalar rahatlatıldığı dönemlerde eğer biz sosyal mesafeyi korumuyorsak, gerçekten önlemlere dikkat etmiyorsak rakamlar hızla yükselmeye başlayacaktır. Ve bu ikinci dalga dediğimiz, hepimizin o çok korktuğu olayla karşı karşıya gelme ihtimalimiz artar. Sosyal mesafemizi muhakkak ki bu dışarıya çıktığımızda korumalıyız. Eminönü'ndeki o gördüğümüz görüntülerde ve çoğu görüntülerde sosyal mesafenin ortadan kalktığını görüyoruz. Ve insanların çoğunun maske kullanmadığını da görüyoruz. Bunlara dikkat edelim çünkü hastalığı biz henüz atlatabilmiş değiliz ülke olarak. Bu kadar verdiğimiz emek, bu kadar çabanın sonucunu, meyvesini alabilmemiz için bu kurallardan ve kısıtlamalardan ödün vermeden devam etmemiz gerekiyor açıkçası. Hocam pazar yerleriyle ilgili en çok soru geliyor. En büyük yoğunluğun da orada olduğunu gördük geride bıraktığımız gün. Hem Şişli'den hem Beylikdüzü'nden gelen görüntüler vardı ama tahmin ediyorum ki tüm pazarlarda benzer bir uygulama var. O ürünleri elle seçmek ya da sosyal mesafeyi korumamak pazarlarda besin maddeleriyle ilgili hangi problemleri doğurur? Buna yönelik de uyarılarınız olur mu? Ne yapmak gerekir? Sadece satıcıların eldiven takması yeterli mi? Yoksa müşteriler de dokunmamalı mı gibi birçok soru işareti var. Ne dersiniz? Şimdi şöyle çok basit düşünmekte fayda var. Öksüren, eline öksüren ya da eline hapşuran bir insanın o meyve ya da sebzeleri seçtiğini düşünelim. Eline bulaştırmış olduğu virüsü meyve ve sebzelere bulaştıracaktır. Başka gelen bir kişi bu meyve ve sebzeleri almasa bile sadece dokunarak onları yokladığında ve baktığında o virüsü bir süre sonra eline, ağzına, burnuna dokundurduğu zaman kendisine bulaştıracaktır. Artık sebzelerin ve meyvelerin pazarcı esnafı tarafından seçilmesinde oldukça ciddi yarar var. Onların da eldiven kullanması ve bu eldiveni de ara ara değiştirmesi gerekiyor. Özellikle meyvelere ve sebzelere dokunmayalım ki bizden sonraki kişilere virüsü bulaştırma ihtimalini yok edelim. Artık zaten muhtemelen alışveriş sistemi, birçok yaşamımızdaki birçok sistem değişecek. Buna tabii ki pazar yerlerindeki bu olaylar da dahil. Daha önceden de çok sıhhi açıdan uygun bir şey değildi. İnsanların elleriyle meyve ve sebzeleri ellemeleri, seçmeleri, hatta çoğuna dokunup geri yerine bırakmaları. Bundan sonra bu konuya çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hocam bir de besin maddeleriyle ilgili başlıklara giriş yapmışken çok soru geliyor. Dün de aslında yine gazetelerde ve sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Acı biberle ilgili, acı biberin içerisindeki etken bir maddeyle ilgili koronavirüse ya da virüslere karşı
iyi geldiğine yönelik bir ifade vardı ama ifadeyi hemen paylaşmak isterim. İyi geliyor ama mucize değil. Bir mucize besin gibi bazı besinler lanse ediliyor. Öyle bir durum değildi. Ne dersiniz? Gerçekten de virüslere karşı iyileştirici değil ama belki koruyucu bir etkisi var mıdır acı biberle ilgili o etken maddenin? Şimdi acı biberin içerisinde aslında birçok madde var. Hemen biraz acı biberle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Buna C vitamini, folik asit, potasyum da dahil olmak üzere. Hatta çok faydalı antioksidan likopen ve beta karoten de var. Ama orada kapsaisinden bahsediliyor. Kapsaisin daha önce özellikle otoimmün diyabet ve bazı otoimmün hastalıklarda, yani işte romatoid artrit gibi, multiple skleroz, MS hastalığı gibi hastalıklarda daha çoğu ratlarda, yani farelerde yapılan çalışmalar olmak üzere birçok çalışmada otoimmüniteyi düzenlediği ile ilgili ve bu hastalıklarda iyi geldiği ile ilgili yayınlar var. Bir de kapsaisinin özellikle kullanımı sonucunda bir takım bakteriler, bakteriyel enfeksiyonlar, streptokoklar gibi, hani bu mide üzerindeki var olan Helicobacter pylori gibi mikropların da etkilerini ortadan kaldırdığı ile ilgili de yine elimizde çok fazla veri var. Simplex virüs dediğimiz herpes virüsler var, uçuk virüsleri. Bunların tip 1 ve tip 2'leri var. Bunların üzerine etkileri direkt gösterilmiş. Tabii immün modülatör olduğunu düşünüyoruz. Yani bağışıklık sistemini güçlendirici ve antimikrobiyal bir etkinliği var ama bu diğer birçok bitkide olduğundan çok daha yüksek değil. Yani sizin de söylediğiniz gibi mucize değil. Belki bununla ilgili biraz daha fazla insan çalışması yapmak gerekiyor. Ama şu anda en azından faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yemeklerde pişirilmeden daha çok yemeğin üzerine yarım yemek kaşığı diyeceğim ben, biraz fazla belki ama mide şikayetleri olmayanlar için biraz da metabolizmayı hızlandıracağı için kilo vermeye de yardımcı olur. Aynı zamanda dediğim gibi antioksidan etkinliği ve antimikrobiyal etkinliğinden de yararlanmış oluruz. Hocam siz hangi açıklamayı yapsanız aslında uyararak da yapıyorsunuz. Elbette mucize değil, evet, iyi gelebilir diye. Onun fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Siz kekikle ilgili açıklamalar yapmıştınız. Kekiğin fiyatı yükseldi. Acı biberle ilgili açıklama yapılıyor. O fiyat yükseliyor. Bazı uzmanlar sarımsakla ilgili bir açıklama yaptı. Kilosu 80 liraya ulaştı. Hemen sarımsağı sorayım size son olarak. Bir haberimiz var. Ondan sonra ekranlara taşıyacağım. Ne dersiniz hocam sarımsakla ilgili? Sarımsakla ilgili şöyle söyleyeyim. Sarımsağın içerisinde biliyorsunuz çinko var. Sarımsak dövülüp de bir miktar 5-10 dakika açık havada, açık ortamda bıraktığımız zaman da alisin denilen bir madde oluşuyor. Biz çinkoyu zaten COVID enfeksiyonlarında hastalara takviye olarak veriyoruz. Bir hücrenin içerisindeki çinko miktarı arttığı zaman o hücrenin içerisine virüslerin girip de onu istila etme şansları oldukça azalıyor. O yüzden içerdiği çinko içeriği açısından sarımsak çok önemli ama alisin dediğimiz madde de zaten oldukça antimikrobiyal özelliğe sahip, antioksidan etkiye sahip bir madde. Aslında ulaşabileceğimiz, en kolay ulaşabileceğimiz maddelerden bir tanesi sarımsak. Özellikle bağışıklık sistemini hem düzenlemek hem de antimikrobiyal, yani virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı tedavi edici etkilerinden dolayı. Ama soğanı da unutmayalım. Soğanın içerisinde de kuersetin dediğimiz bir madde var. Bu da özellikle sebzelerdeki pigment, yani renkli maddeleri ifade eden bir madde kuersetin. Kuersetin de yine aynı şekilde oldukça etkilidir. Yani sarımsak ve soğanı soframızdan gerçekten eksik etmeyelim ama çiğ tüketelim diyorum ben. Çünkü etkili maddelerin etkisini yok etmemek için. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir de düzeltme yapayım. Ben sizi doçent doktor diye anons etmiştim ama düzelteyim hemen. Profesör doktor Hakan Terekeci. Sanırım bu ünvan değişikliği yeni oldu. Benim de haberim yoktu. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Bu hafta başı oldu. Çok sağ olun. Çok hocam bir kez daha kutlarız. Artık Profesör Doktor Hakan Terekeci diye anons edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Gelişmeleri değerlendirdik. Hazır sarımsak demişken, sarımsakla ilgili o fiyatın arttığını arkadaşlarımız pazara çıktılar ve fiyat araştırmasında kendi gözleriyle de gördüler. Ekranlara taşıyalım haberimizi. Uzmanlar sarımsak yiyin dedi. Sarımsağın kilosu 80 lirayı gördü. Koronavirüs salgınına karşı yapılan bu çağrı sarımsak fiyatlarını uçurdu. Uzmanlar koronavirüse karşı korunmak ve bağışıklığı yükseltmek için sarımsak yiyin dedi. Sarımsağın kilosu 80 liraya kadar çıktı.
Hiç bu kadar yükselmiş miydi fiyatı? Hayır, yükselmedi. Bir daha bu sene böyle 80 liraya buldu. Daha görüyorsun. Sana oluyordu ama 50'yi geçmiyordu. Sezon sonunda kilogram 60 lira olan sarımsak şimdilerde 80 liradan satılıyor. Sezon sonuna doğru 60 liraydı, şu an 80 lira. Biraz koronavirüs gündemi dışına çıkacağız. Önemli ve sıcak gelişme gece yarısı gerçekleşmişti. İstanbul'da Esenler'de inşaat çalışmasından kaynaklı yolda derin çatlaklar oluştu ve yol gece yarısı aniden çöktü. Büyük panik yaşadı mahalleli. Can haliyle kendini sokağa attı. Gece boyu gelişmeleri takip ettik. Yeni günle birlikte Ramazan o noktaya ulaştı ve hazır canlı yayın için. Ramazan, nedir bölgedeki durum? En önemlisi, can kaybı var mı? Neler yaşanıyor şu anda? Aktarır mısın izleyicilerimize? Görüntü ürkütücü, ancak sevindirici tarafsa böylesine ürkütücü bir manzara karşısında yaralı ya da can kaybı olmaması. Şu anda kameraman arkadaşım Kadir Mercan da sizlere bu görüntüleri aktarıyor. Devasa bir çukur açılmış gibi bir manzara ortaya çıkmış. Neyse ki bu ürkütücü görüntüde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Peki olay nasıl gerçekleşti? Gece saatlerinde, Kadir biraz bu taraftan iş makinesine dikkat edelim. Gece saatlerinde istinat duvarının çökmesiyle birlikte yolda da çatlaklar oluştu ve o çatlakların devamında da yolda büyük bir çökme meydana geldi. Yani karşı tarafta şu anda Kadir'in göstermiş olduğu nokta, binaların sıfırlandığı nokta aslında yol ve kaldırım. İşte o sırada çökmeyle birlikte de büyük bir panik yaşandı. Hemen bölgeye polis ekipleri, AFAD ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da panik içerisinde kendini dışarı atan vatandaşlar da yine buradaki ekipler tarafından tahliye edildi. Yine muhtemelen buradaki çalışmada işçilerin kullandığı bir konteyner olabilir sağ tarafta. O da içeriye oldukça derin olan inşaat alanına düşmüş durumda. Oldukça ürkütücü bir manzara, ancak neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tabii şu an için çok sayıda binanın boşaltıldığını belirtelim. Burada polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığını da belirtelim. Hem çöken yolun olduğu sokak, hem de şu anda bizim çekim yaptığımız alandaki giriş çıkışlarda polis tarafından kapatılmış durumda. Vatandaşlar tahliye edildi. Gece panik anları yaşandı. Yolun çatlaması ve çökmesiyle birlikte aslında bir deprem oluyor sanan vatandaşlarımız da vardı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, polis ekipleri ve belediye ekipleri bu noktada gerekli tahliye işlemlerini de gerçekleştirdiler. Peki şu bundan sonra ne olacak? İlgili kurumlar bu çökmenin yaşandığı noktadaki binalarla ilgili herhangi bir sıkıntı ya da çatlama, çökme neticesinden kaynaklanan olumsuzluk var mı? Bunlar kontrol edilecek. Yani içeri girip oturulabilir olup olmadığı denetimi yapılacak. Ardından da çöken yolla ilgili çalışma başlayacak. Adeta bir deprem görüntüsünü andırıyor. Gerçekten de ürkütücü bir manzara. Yolun kopan büyük bloklarını da çalışmanın yapıldığı, inşaat çalışmasının yapıldığı çukura istinat duvarıyla birlikte çöktüğünü görüyoruz. Neyse ki yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. Çöken yolun binalara sıfır diyebileceğimiz derecede çökme yaşandığını görüyoruz. Neyse ki binalarda şu an için en azından bizim gözlemlediğimiz bir kayma görünmüyor. Fakat ilgili kurumların yapacağı çalışmanın neticesinde buradaki binaların hasar durumu da kontrol edecek. Toparlayacak olursak, Esenler'deki çöken noktada ekiplerin güvenlik tedbirleri devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi çok ilginç bir görüntü için sizi Konya'ya götüreceğim. Konya'da bir kıraathaneye baskın yaptı ekipler. İçeridekiler tünelden kaçarken yakalandı. Tünelin sonuna kadar gitti ekipler. Tünelin sonu bitişikteki gazinoya çıkıyordu. Kahramanmaraş'ta da evde kumar oynayan 6 kişi gece saatlerinde yakalandı. Koronavirüs önlemleriyle ilgili belki de en ilginç görüntülerdi. Paylaşalım, ekranlarınıza getirelim. Kıraathaneye baskın yapan polis şüphelileri tünelden kaçarken yakaladı. Konya'da yasak olmasına rağmen açık olan bir kıraathane ihbarı alan polis mekana baskın yaptı. Buradan başka bir mutfağa mı geçiliyor? Evet, başka bir mutfağa. Başka bir iş yerinin başka bir mutfağına geçiliyor. Başka bir iş yerinin başka mutfağından yukarıdan çatıdan yer açmışlar. İçeri giren ekipler olası baskında kaçmak için yapılan bir tünel tespit etti. Şöyle bakalım.
İki kişi tünelde saklanırken yakalandı. Aslında olduğunda buradan kaçıyorsunuz değil mi? Biri iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye 3.150'şer lira para cezası uygulandı. Kahramanmaraş'ta da bir evin oyun salonuna çevrildiği ihbarını alan ekipler gece vakti baskın yaptı. Evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı. Hem yasa dışı kumar oynama hem de Covid-19 salgını kanununu ihlalden şüphelilere toplamda 22.575 lira para cezası uygulandı. Mayıs tarihi itibariyle yani pazartesi günü alışveriş merkezleri, kuaförler, güzellik salonları ve berberler açılacak. Bir genelgeyle nasıl açılacağına dair de sorular yanıt bulmuştu. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da bir berber salonunda hazırlıklar devam ediyor hummalı bir şekilde. O salonun da hemen önünde Murat bizi bekliyor. Murat kolaylıklar. Hangi düzenlemeler olacak? Artık biz berbere gittiğimizde eski hayatımızdan yeni hayatımızda farklar neler oluşacak? Genelgeyle de detaylandırıldı. Adım adım anlat lütfen. Nelerle karşılaşacağız pazartesi günü? Haktan Uysal Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da belirttiği gibi yeni normal hayatımız berberlerde de geçerli olacak. Buralar içerisinde yeni kurallar konuldu. Bizler dışarıdan başlamak istedik yayınımıza. İsterseniz burayı göstereyim. Çünkü genelgeyle birlikte berber salonlarında, berber dükkanlarında içeride vatandaşların bulunmasına izin verilmeyecek. En fazla bir kişi olacak. Bizim bulunduğumuz berberdeki arkadaşımız Hakkı Bey de böyle bir düşünce düşünmüş. Sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda vatandaşların oturmasını ve beklemesinin daha sağlıklı olacağını düşünmüş. Öte yandan yine camlara uyarı yazıları da var. Koronavirüs nedeniyle ellerinizi dezenfekte ediniz diyor. İş içeriye girdiğimizde yine bu noktada da dezenfektanı da görebiliyorsunuz. Gelen müşteriler ellerini dezenfekte ettikten sonra İçeriye doğru girecekler. Şimdi neler olacak? Tıraş olmadan önce, tıraş olduktan sonra ne tür uygulamalar olacak? Hepsini tek tek anlatacağız. Hakkı Bey de bizim için burada, kendisi uygulamalı olarak da gösterecek. Öncelikle müşteriler gelmeden önce, her müşteriden önce ve her müşteriden sonra oturulacak yer tek tek dezenfekte edilecek. Şimdi dezenfekte ettikten sonra da müşteriler alınacak. Yine oturma sırasında da vatandaşlar tek tek bir boşluk koltuk, bir dolu olarak oturabilecek. Saat 9'da 21 arasında açık olacak. Dezenfekte edildikten sonra buraya müşteri oturacak. Ardından müşteriler için tek kullanımlık önlük ve havlu da yine genelgede belirtilen hususlardan bir tanesi. Öte yandan yine vatandaşlar kendi malzemelerini de alabilecekler. Tabii Hakkı Bey de tüm önlemlerini almış durumda. Eldivenler takılı, maskesi takılı ve aynı zamanda önlüğü de takılı. Bunların hepsi her müşteriden sonra tek tek de yine değiştirilecek. Kullanılan malzemeler de bu noktada oldukça önemli. Onlara ilişkin diye bakanlığında bir rehberde vardı. Makas, tarak, makine bunlar da yine her kullanımdan önce buradaki personel tarafından dezenfekte edilecek. Ardından kullanımına izin verilecek. Bu sürede yine yasaklanan ürünler de vardı. Ense fırçalarının özellikle başka insanlara kullanılmasının sorun olacağı nedeniyle ense fırçası kullanımı da bu noktada bakanlık tarafından da yasaklandı. Usturayla sakal tıraşı da yasaklandı. Maskeler, müşterilerdeki maskeler sadece yine ihtiyaç durumunda ve sakalların makineyle kısaltılacağı durumlarda kullanılacağını da belirtelim. Artık pazartesi günü kapılarını müşterilerine açacak berberler randevu sistemiyle çalışacak. Sabah 9 akşam 21 itibariyle de hizmet vermeye devam edecek. Murat'a teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü eğer randevu bulabilirseniz karşılaşacağınız manzara böyleydi. Şimdi bir kez daha Brezilya'nın altını çizeceğiz. Brezilya'nın dışında altını çizeceğimiz ülkeler var. Rakam artmaya devam ediyor. Hemen şunu da son dakika bilgisi olarak paylaşalım. 4 milyonu geçti vaka sayısı. Bir son dakika gelişmesi. Vaka sayısı 4 milyonu geçti. Bir kez daha rakamları sizlerle paylaşmak için görselimizi açtığımızda fark ettik ki rakam 4 milyonun üzerine çıkmış durumda. Dünyada toplam vaka sayısı 4 milyon 38 bin olarak kayıtlara geçti. Her yeni dakikayla birlikte yeni vakalar ortaya çıkıyor.
Can kaybı sayısı da 381.800. Rakam güncellendikçe rakamların arttığını görüyoruz. 1.347.000'de iyileşen hasta sayısı, ama tekrarlayalım. Dünya genelinde koronavirüse yakalanan vaka sayısı 4 milyonu geçti. Bir sıcak gelişme, son dakika gelişmesi. Üçte biri vakaların Amerika Birleşik Devletleri'nde demiştik. O hız biraz azalmış görünüyor. Artık üçte birinden biraz azı Amerika Birleşik Devletleri'nde. 1 milyon 300 bine yakın vaka var. Ama dikkat çeken ülkeler var. O ülkelerden ilki Brezilya. 135 bin rakamına çok kısa süre içerisinde ulaştı Brezilya. Dikkat çeken bir diğer ülke Rusya. Hızla tırmanıyor. 177 bine çıkmış durumda. Bir diğer ülkede Afganistan. Uzun süredir Afganistan bu satırda değil, bir yan satırdaydı. İlk 13 ülkede değil, yandaki ülkelerde değil, daha alttaydı, ama Afganistan'da çok hızlı bir şekilde artıyor. 124 bin vaka bildirilmiş durumda. Eğer bu rakamlar doğruysa 111.220 de can kaybı var. Akıl almaz bir rakam, ama elbette teyit etmek gerekiyor. Bir anda listede Afganistan çok yukarı geldi. Arkadaşlarım bunu kontrol edecektir. Bir hata olabilir, ama tekrarlayalım. Eğer hata yoksa bilgi ekranının bize verdiği bilgi 111.222 can kaybı, inanılmaz bir rakam. Belki de bu rakamların bu derece yükselmesinin sebebi Afganistan'daki bu veriler olabilir. Bilmiyoruz. Arkadaşlarım bakacak şimdi o rakamlara. Afganistan'da akıl almaz bir yükseliş var. Listede ilk satır, ikinci satır değil, üçüncü satırdaydı. Buraya nasıl ulaştı bu rakamlar? Ne kadar gerçek ya da ne zaman geldi? Ne zaman geldiğini aslında hemen buradan öğrenebiliriz. 27 dakika önce gelmiş, ama 27 dakika önce gelen, evet, 111 bin can kaybı bildirdiğini belirtiyor. Yine bu görsel bize doğru mu değil mi teyit edecek arkadaşlarım, ama Brezilya'ya gidelim şimdi. Brezilya'da elbette rakamlar artıyor, ama halk da sokaklarda önlem almamaya devam ediyor. Onlar önlem almıyor, rakamlar artıyor. Rakamlar arttıkça önlemler artmıyor. Sokağa çıktılar, koronavirüs kabusunu müzikle unuttular. Yeni tip koronavirüsün en fazla etkilediği Latin Amerika ülkesi Brezilya, salgına karşı büyük bir mücadele veriyor. Pek çok bölgede kısıtlamalar sürüyor. Evlerinde hapis kalanlara destekse sanatseverlerden geliyor. İnsanlara mutluluğu getiriyoruz. Onlara mutluluk veriyoruz. Birçok insan evlerinden çıkamıyor. İçeride hapsolmuş durumdalar. Rio de Janeiro sokaklarında yükselen müziğe halk balkonlarından alkış tutarak eşlik etti. Bu harika. İnsanları neşelendiriyor. Moralimiz bozulmuştu. Böyle güzel müzikler dinlemek çok hoş oldu. Diğer yandan nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısının hızla arttığı ülkede bir günde 10 binden fazla kişiye Covid-19 teşhisi konuldu. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bir günde 615 artarak 9 bine yaklaştı. Ülkede bilançonun ağırlaşmasıyla Brezilya Sağlık Bakanı'ndan bir uyarı geldi. Sağlık Bakanı göreve geldiğinden bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağına gerek duyulacağını söyledi. Ve eğitim başlığını açacağız şimdi. Sınavlar var malumunuz, 8. ve 12. sınıflarla ilgili. Özellikle üniversite adaylarına tavsiyeler var. Evinizde maske takarak deneme testlerini çözün. Uzmanların yaptığı en önemli tavsiyelerden biriydi. Çok değerli bir uzman konuğumuz da olacak. Bu başlığı konuşmaya çalışacağız. Eğitim uzmanı Sayın Ayhan Korkmaz yayın konuğumuz olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Detaylar da yavaş yavaş netleşiyor. Size de kolaylıklar. Zor bir süreç sizi bekliyor. Bu kapsamda Sınavlarla ilgili hazırlıklar da devam ediyor. Bu hazırlıklar nasıl olacak hocam? Özellikle adaylar sınavda maskeyle mi soruları çözecekler diye çok soru geliyor bize. Hazırlıklarla ilgili hem Milli Eğitim Bakanı'yla, dün de aslında ÖSYM Başkanı'yla bir soru cevap yapma fırsatına eriştim. O da evet, maskeleri adaylar getirebilir, biz de verebiliriz dedi. İlerleyen dakikalarda onu paylaşacağım. Ama sizin görüşlerinizi merak ederim. Yani biz mutlaka maskeleri kurumlarda, okullarda vereceğiz. Adaylar yanında getirir getirmez ayrı bir şey, ama her okulda geldiklerinde maskeyle karşılaşacaklar. Hatta dezenfektanlar olacak. Yanlarında getirme izinleri de var biliyorsunuz, ama buna rağmen orada bakanlığımız bununla ilgili gerekli tedbirleri ve ürünleri orada koymuş olacak.
Burada çocuklarımızın dikkat etmesi gereken tabii bununla nasıl devam edecekleri, soruları çözecekleri. Hepimizin söylediği şey aynı, evet. Şu andan itibaren başlayarak maskeyle soru çözmeye yönelik mutlaka pratikler yapsınlar. Çünkü alerji olabilir, o an için onları rahatsız edecek durumlar olabilir. Bunu geçiştirmek için uğraşacaklar. Kabul edelim ki bu olağanüstü bir süreç, hep söylediğimiz gibi. Ama her şeyin öncesinde birinci kuralımız sağlık. Dolayısıyla buna mutlaka uyum sağlayarak hareket edeceğiz. Hocam bununla ilgili eminim altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanı'nın yayınımıza katıldığında edindiğim izlenim ya da bilgi sınıflarda sosyal mesafenin korunacağına yönelikti. Bir arkadaşımız da şu anda Ankara'da bir okulda nasıl bir tabloyla karşılaşacaklar arkadaşlar ya da adaylar sınava girdiklerinde, evet, bunu bize anlatacak. Dilerseniz birlikte izleyelim. Sizin uyarılarınız tabii ya da yönlendirmeniz ki olursa da lütfen paylaşın. Rüya hazırlıklarını tamamladı. Rüya özellikle 8. sınıflar ve 12. sınıflar sınava girmek için okullara geldiğinde neyle karşılaşacaklar? Neler yaşanacak? Sen adım adım şimdi göstereceksin. Sözü sana bırakayım. Aktar lütfen, biz de Ayhan Korkmaz'la eğitim uzmanı ile birlikte izliyor olacağız. Zaman zaman da belki müdahale edebiliriz. Haklı Nusra, isterseniz şöyle yapalım. Beni sınava girecek bir öğrenci gibi düşünün. Bir yarımı 8. sınıf öğrencisi, diğer yarımı 12. sınıf öğrencisi gibi düşünün. Çünkü öyle anlatacağım. Şu anda biz bir okulun bahçesindeyiz. Okulun bahçesi elbette ki sınav olmadığı için bomboş. Ama sınav günü de bu okul bahçesi dolu olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü eskiden nasıl oluyordu? Sınav zamanı aileler son bir kez moral olsun diye öğrencilerin yanında oluyorlardı. Çocukların onlara destek oluyorlardı. Ama maalesef sosyal mesafe kuralları gereğince sınav günlerinde aileler artık gelmeyecekler. Onlar parmaklıkların dışında, okul kapısının hemen dışında öğrencilerini bekleyecekler. Öğrenci buraya geldiği andan itibaren yalnız. Peki nasıl hijyen tedbirleri olacak? Elbette ki her öğrencinin benim gibi maskeyle gelmesini bekliyoruz. Şimdi isterseniz okula girelim. Hemen, pardon, dışarıya doğru açılıyormuş. Hemen okula girelim şu şekilde. Yavaş yavaş da şimdi öğrenciler buraya geldiği anda karşılarına önce bir masa çıkacak. Elbette ki güvenlikte olacak. 8. sınıf öğrenci için şöyle bir durum söz konusu. O okulun öğrencisi olduğu için ekstra farklı bir tedbir belki uygulanmayacak kendisine, ama eğer bu kişi üniversite sınavına girecekse onun tedbirleri biraz daha farklı olacak. Her zaman hatırlarsınız güvenlikçiler ne yaparlardı? Özellikle de öğrencilerin üzerinde bazı tedbirler alırlardı. Üstlerini kontrol ederlerdi. Böyle olmayacak. Maskeler girişte bırakılacak. Çünkü burada yeni maske verilecek. Ama öncesinde ellere dezenfektan sıkılacak. Bütün okullarda dezenfektan deskleri kurulacak. Sonra öğrenci buradaki paketlerin içerisinden yeni bir maske alıp kendisine maskesini takacak. Hemen biz de yayına takalım. Ve sonrasında sınavını yapacağı sınıfa doğru çıkacak. Şimdi bir husus var. Bunun da ayrıntısını paylaşmak istiyorum öncesinde. Eğer kişi, yani 8. sınıf öğrencisi ise kendi okulunda sınava girecek. Dolayısıyla EBA'dan hangi sınıfta, hangi sıra numarasına girdiğini öğrenebilecek. Ama eğer öğrenci YKS öğrencisi de ne olacak? Şimdi bizler de hep beraber ikinci kata çıkacağız. Bir sınıf içerisindeki önlem farklılıklarını sizlere göstereceğiz. Sen oraya kadar çık Rüya. O esnada biz de Ayhan Hocam'a hemen sözü bırakayım. Hocam ne dersiniz? Gerçekten. Böyle mi olacak o gün? Evet, Rüya Hanım çok iyi hazırlanmış. Sadece tabii 8'lerde bizim çocuklarımız aynı şekilde bildiğin için öncesinde de bir güvenlikle ilgili, yani üst araması vesaire böyle bir kavramımız yok. Onu sadece teyit edelim. Dolayısıyla diğer hazırlıkların hepsi aynen bu şekilde olacak. En önemli fark bu sene çocuklarımız kendi okullarında girecekleri için çok daha tanıdık bir yere, kendi evlerine gelir gibi gelecekler. Yani ev sahibi oldukları bir yere gelecekler. Bu çocuklarımız için çok avantaj. Burada anne babalara tavsiyemiz şu. Nasıl okul açıkken çocukları okula gönderiyorlarsa lütfen aynı rahatlıkla okula göndersinler. Yani gelme telaşını, o günkü paniği, farklı bir şeyi hissetmesinler. Bir de biz mahalle okullarımız var. Yani e-okul üzerinden kayıt aldığımız için çocuklarımızın %70'i yürüyerek gittiği evlerin yanındaki okullardalar. Dolayısıyla bunu tedbirle beraber trafik, araç, karmaşa gibi olaylardan da kurtulmuş olacağız. Burasını da tekrar belirtmemiz lazım. Hocam bu noktada Rüya'nın bahsettiği bir gelişme vardı. Yine Milli Eğitim Bakanı'yla bu konuyu konuştuğumda Sayın Ziya Selçuk da belirtmişti. Okulun bahçesine aile almayacaklar. Daha önce o yaşadığımız görüntüler vardı. Sanırım bu konuda ısrarcı olmamaları gerekiyor. Sağlık için, evlatlarının sağlığı için. Evet, kesinlikle. Çünkü bahçede zaten bizim aralarımız var. O aralarda çocuklar bahçeyi kullanacak. Yani burada, onda da rehber öğretmenlerimiz bu kez ve yedek öğretmenlerimizin sayısı farklı. Rehber öğretmenlerimiz de
Onlar beklerken de onların yanında olacak. Yani onlara anlatacak, girmemeleri gerektiğini, sağlık koşullarını, sonraki süreçleri, çocuklarımızın durumunu, hatta alırken dahi rehber öğretmenlerimiz orada olacak ve çok yedek öğretmenimiz olacak. Niye? Bahçeye çıktıklarında 45 dakikalık arada oradaki sosyal mesafeyi doğru koruyabilelim diye bakanlığımız bu sene fazla öğretmen görevlendiriyor. Burası da dikkat etmemiz gereken bu. Anne babalar o gün gerçekten normal bir gün gibi davranıp çocuklarını zaten yakın alan okula gün rahatlığıyla göndersinler ve evde beklesinler. Aynen hocam, Rüya ikinci kata hızla çıktı. Şu anda evet. Da sınıf düzenini gösterecek bize. Bir kez daha sözü Rüya'ya bırakayım. Tabii ki. Haklı Nusa, farkındaysanız ne aşağıda ne de bu kapının dışında benim henüz ateşim ölçülmedi. Çünkü sınav zamanı ateş ölçümü yapılmayacak. Şöyle düşünelim, diyelim ki o gün öğrenci sadece gripti ve ateşi vardı. Ateşi ölçtü, fazla çıktı. Bu durumda ne olacak? Belki de evine gönderilecek. Ama maalesef LYS'nin tekrarı yok. Belki YKS'den olabilir diyebiliriz ama bir yıllık emek söz konusu. Bu yüzden ateş ölçümü olmayacak. Şimdi ben bu sırayı 8. sınıf öğrencisi olarak oturdum. Gelirken yanımda suyumu getireceğim. Sadece bu değil elbette. Benden iki tane de kurşun kalem istiyorlar. Onları da getireceğim. Ve yine yumuşak uçlu bir silgimle kalem tıraşım da yanımda olacak. Ve artık ben sınava girmek için hazırım. Şimdi isterseniz hemen 12. sınıf öğrencisi olalım. Çünkü orada durum biraz daha farklı. Devreye ÖSYM giriyor noktada. İşte bakın, bu sıraların arası oldukça geniş. Gördüğünüz gibi arada 1,5 metre kadar bir fark olacak. Öğrenciler yan yana olmayacak. Sıralarda da yalnız oturacaklar ve buraya geldiklerinde su şişeleri masalarında olacak. Dezenfektan yine ÖSYM tarafından verilecek ve maskeleri de masada olacak. Bununla beraber kalem silgi getirmeyecekler. Hiç kimse tarafından dokunulmamış kırtasiye kitleri de masaların üzerinde olacak. Sınav kitapçıkları da yine aynı şekilde poşetlenmiş bir şekilde kendilerine gelecek. Öğrenciler poşeti söktükten sonra sınavına başlayacaklar. Bunların hepsi onlar için alınmış önlemler. Gördüğünüz gibi aslında artık okullar, sistemler, ÖSYM yavaş yavaş sisteme alışmaya başladı. Hijyen konusunda büyük bir endişe duymaya gerek yok. Çünkü zaten var olan tedbirler, evet, sosyal mesafe kuralları gereğince herkesin uyum sağladığı takdirde risk içermeyen tedbirler. Rüya, aslında yayın temposu olarak bu işi en iyi yapan muhabirlerden biriydin ama maskeyle yayın yapmak çok zor elbette. Bu noktada zaman zaman senin sesini titrediğini de fark ettik. Dilersen sözü biraz biz alalım. Son söz için sözü sana bırakacağım. O sorular maskeyle çözülebiliyor mu diye ama Ayhan hocama bir kez daha sorayım. Hocam, sınıf düzeni böyle mi olacak öğrenciler o gün sınıfa girdiklerinde? Sınıf düzeni bir LGS için söyleyeyim. Şu anda gözüken bu. Ama yine birkaç farklı senaryoda olabilir. Bizim o gün öğretmenimiz var. Okullarımız müsait. Belki daraltılabilir. Yine bunlar Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın hastalığın girişiyle de ilgili. Sayılar azaltılabilir. Henüz canlı, hep söylüyoruz ya, canlı bir durum. Yani dinamik bir süreç. Ona göre gerekli tedbirler şekillendirilebilir. Ama ana esaslar itibariyle bu. Belki sınıflara daha az öğrenci olabilir. Aralar çoğaltılabilir. Bunların hepsi zaman içinde alacağımız tedbirler. Hocam, çok soru geliyor. Hemen yöneltmek istiyorum ben de. Evet. Sınav esnasında maskeyi çocuklar indirebilecek mi? Şimdi zaten bununla ilgili bir kural konulacak mı? Bununla ilgili bir kural konulmayacak. Sadece tavsiye var. Çocuklar maskeyle sınava girecek ama tabii bunlar çocuk. Rahatsız olduğunda çıkarabilecek. Ona göre sınavının sorusunu çözebilecektir. Bu insani bir davranış olarak düşünüyor ve böyle değerlendiriyorum. Yani bununla ilgili hiç çıkmayacak, bu maske hep duracak diye bir kuralımız. Böyle bir şey yok. Ama tavsiyemiz maskeyle gelmeleri. Buna dikkat edecek çocuklar ama muhakkak ki çıkardıkları anlar olacaktır, onunla çözeceklerdir. Burada en önemlisi aralarda dikkat etmeleri gerekiyor. Yani çocukların o 45 dakikalık modada çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka yoksa maskeyle zaten sınıftaki çıkacaklar, rehber öğretmenler de kontrol kesinlikle edecek sanırım. Yani maskenin net bir şekilde zorunlu olduğu alan neresi? Aradaki o bekleme süreleri. Evet. Çünkü sınıfta zaten oturma düzenlerinde bakanlığın belirlemiş olduğu, Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu mesafe olacak zaten. Yani o aradaki, evet, mesafeyle çocuklarımız oturacak. Sosyal mesafe kuralı korunacak. Ama bahçeye çıktıklarında, evet, bahçeye çıktıklarında ve giriş çıkışlarda işte orada mutlaka maske zorunlu olacak, maskeli olacaklar. Burasına iyi dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha Rüya'yı görmek isterim. Rüya, sen o noktadasın. Nasıl, maskeyle soru çözülebilir mi? Çok kısa bir cümleyle yorumunu alayım. Çok güzel bir yayın oldu. Teşekkür edeyim sana da.
Maskeyi ilk taktığımızda biz yayın yapamaz durumdaydık ama geçen zaman içerisinde maske takmaya alıştıkça bunun da altından kalkmaya başladık. Şöyle aslında ben biraz nefes nefese kaldım çünkü iki kat yukarı çıktım. Metabolik yorgunluk, yaşın 32 olması bunların hepsi birer etken tabii ki. Keşke. Maskeyle soru sormak çocuklar için çok bunaltıcı olacaktır. Doğru, ancak çıkartmamalarında tavsiye var tabii ki. Rüya, teşekkür ediyoruz. Rüya çok samimi bir muhabir. Ankara'da bu işi en iyi yapan isimlerden biri. Yaşını da söyledi yayın esnasında. Bundan da bir çekince görmedi. Rüya çok teşekkür ederiz. Ayhan Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Bizle birlikte bu haberi, bu yayını izlediniz. Bir kez daha sağ olun diyelim. Bu saatte de noktayı koyalım bu önemli yayınla birlikte. Bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında yeniden karşınızda olacağım. Saatlerimiz 10. Yeni saate başladık. Yeni saatte de uyarılarla başlayacağız. Koronavirüs gündemine dair yavaş yavaş normalleşme adımları atılıyor. Hatta 7 büyük şehirde kısıtlamalar kalkmıştı. Giriş çıkışla ilgili yine önemli adımlar paylaşılıyor. 11 Mayıs tarihi itibariyle alışveriş merkezleri açılacak, berberler, kuaförler açılacak, güzellik merkezleri açılacak. Adım adım bir normalleşme geliyor. Ama bir de uyarı ile birlikte geliyor. Eğer her kurala uyulursa, her şey yolunda giderse, gitmezse daha sert önlemler gelebilir. Şu an itibariyle bazı olumsuz görüntüler var. Onlardan birini dün Sağlık Bakanı paylaşmıştı. Daha önce İstiklal Caddesi'ni paylaşmıştı, hatırlayacaksınız Sağlık Bakanı. Dün de Eminönü'nü paylaştı. Çok yoğun bir trafikten söz etti. Bu noktada o görüntü Sağlık Bakanı'nı da rahatsız etmişti. Bugün itibariyle özellikle İstanbul'da köprü trafiğinin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Köprü trafiğinin yanında hemen ekranlara da getireceğiz. Tamam, anladım ben bunu. Devam edeceğim. Köprü görüntüsünü sizlerle paylaşacaktık. O görüntünün olmadığını ısrarla yönetmenim kulağıma söylüyor. Evet, köprü görüntüsü yok. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız o görüntüyü hazırlayacak, paylaşacağız. Ama köprü görüntüsü elimizde yok. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız ama bir yoğunluk yaşanıyor o noktada. Eminönü'ndeki görüntüleri paylaştık. Bu görüntülerde dün kaydedilmişti. Yeni günle birlikte Eminönü'nde nasıl bir manzara var? Bu soruya yanıt alacağız. Canlı yayın noktamıza uzanacağız. O noktada bizi Mehmet bekliyor gelişmeleri aktarmak için yeni günle birlikte. Mehmet, nedir Eminönü'nde durum? Dün Sağlık Bakanı'nın fotoğrafı paylaştığı noktadasın. Hemen ekrana göre sol tarafındaydı o görüntü Sirkeci'ye gelirken. Bugün nasıl trafik? Daha da önemlisi, sen o noktaya gelirken neler gözlemledin, aktarır mısın izleyicilerimize? Evet, ekrana göre sol, benim sağ tarafım. Bakan Fahrettin Koca'nın fotoğrafını paylaştığı alan. Eğer bu gidiş eve değilse iyi değil mesajıyla paylaşılmış bir fotoğraf. Çünkü hemen sağ tarafımız eski katlı otoparkın olduğu nokta. En azından bilenler için söyleyelim. Dün öğleden sonraki saatlerde yoğun bir trafik vardı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün Taksim'deki İstiklal Caddesi ile ilgili paylaşım yapmıştı. Dün de Eminönü salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Otomobil güvenli olabilir ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar ifadelerini paylaşmıştı. Şu an itibariyle her iki yöne de akıcı bir trafik var. Zaten dün akşamki trafiğin iş yoğunluğu olmadığı da belli bir şey. Çünkü bundan önceki haftalarda yine o saatlerde iş yoğunluğunun bu kadar olmadığını gözlemlemiştik. İnsanlar evlerinde sıkılıyor, evet, dışarıya çıkmak istiyorlar. Fakat henüz kritik bir süreçte olduğumuz ısrarla vurgulanıyor yetkililer tarafından. Ve özellikle bu zamana kadar elde edilen kazanımların da kaybedilmesi riski bir hayli korkutuyor yetkilileri, ürkütüyor. O yüzden evinde kalan, kendini izole eden vatandaşlara haksızlık etmemek adına ve öncelikle kendi sağlığımızı düşündüğümüz için muhakkak kalabalıktan kaçınmamız lazım. Bir uyarıyı aslında yinelemekte fayda var burada. Önceki gün Sağlık Bakanı'nın İstiklal Caddesi ile ilgili bir paylaşımda bulunduğunu söylemiştik. Ve bu paylaşımda özellikle Fahrettin Koca bir kareye bu kadar yoğunluğun girmesi şu şartlar için çok erken demişti. Bu uyarısının ardından dün İstiklal Caddesi'ndeydik gün boyu ve
o yoğunluğa ulaşmadığını gördük. Yani Fahrettin Koca'nın paylaşım yaptığı günkü yoğunluğa bir daha ulaşmadı. En azından dün. Bugün için de belki öyle olmayacak. Çünkü millet olarak karakteristik özelliğimiz herhalde sürekli uyarılmamız gerekiyor. Ve muhakkak işi sıkı tutmamız gerekiyor. Özellikle devlet yetkilileri tarafından normalleşmeye dönüleceğine dair açıklamalar belki insanları cesaretlendiriyor ve onların evdeki sıkılmışlığının da önünü aralıyor. Kendilerini dışarı atmaları için bunu bilemiyoruz, belki psikologların, sosyologların işi, ama özellikle şu süreçte muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Mehmet'e teşekkür ederiz. Şu an için oluşmayacağı anlamına da gelmiyor elbette. Uyarıları yapıyoruz çünkü Eminönü ile ilgili önlem alınıyor. Şu anda ekranlara geliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk başlıyor. O noktada önlem alınıyor. İstiklal'de başlıyor. İstiklal'de alınıyor. Beylikdüzü'nde başlıyor. Her noktada uyarılmadan bu önlemleri almamız gerekiyor. Geride bıraktığımız dakikalarda ekranlara getirmeye çalıştığımız o görüntüyü şimdi hazırladı arkadaşlarımız. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün giriş güzergahı. Sadece birkaç kilometre sonra köprünün üzerine ulaşıyor vatandaşlar, ama büyük bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bu yoğunluk da yeni günle birlikte çok istenmeyen bir yoğunluk. Evet, arabaların içerisinde güvende olabilirsiniz ama kapıyı açınca virüs dışarıda demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yine istenmeyen görüntüler olduğunu belirtelim. Ajanslar şu an itibariyle bu görüntüleri geçmeye devam ediyor. Pazar yerleri, özellikle işlek caddelerden bu görüntüler gelmeye devam ediyor. Ne anlama geldiğini de konuşacağız birazdan. Tekrarlayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi E5'te. D100 karayolundaki görüntüleri sizlerle paylaştık. Hemen şimdi gazetelerin manşetlerine bakalım. O uyarılar manşetlerde de yer alıyor. Ardından da çok değerli bir konumuz olacak. Hemen Sabah gazetesinin ilk sayfasını ekranlara getirelim. Bir yandan da ekonomi bölümümüzle sadece dakikalar sonra hem Sayın EPDK Başkanı yayın konuğumuz olacak, hem de Faruk Erdem yayın konuğumuz olacak. Ekonomiyi konuşacağız. Sabah gazetesinin manşetini de değerlendireceğiz. Küresel finans çetesine suçüstü salgınla mücadelede. Dünyaya örnek olan Türkiye'ye bu kez küresel finans çetesi saldırdı. TL'ye hedef alan operasyona BDDK dur dedi. 3 yabancı bankaya işlem yasağı getirildi. Sabah gazetesinin manşeti. Anormal dönem. İstenmeyen görüntülerin fotoğrafları ve Sayın Bakan'ın ifadesi sonuç almak zor değil ama kurallara uyarsak ifadesi değerli. Hemen Takvim Gazetesi'ne de hızla bakalım. Sonrasında bir haberimiz var. Onu ekranlara taşımaya çalışacağız. Manşette can pazarı. Vatandaş önce can değil patlıcan dedi. Covid tedbirlerini hiçe saydı, pazarlara akın etti. Ekranlarınıza getirdiğimiz hem Şişli'den hem de Beylikdüzü'nden o görüntülerden bir kare fotoğrafı paylaşmış Takvim Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ni de paylaşalım. Sonrasında haberi ekranlara taşıyacağız. Hürriyet Gazetesi'nin manşetindeki gelişme de yine Hürriyet'e mesaj yağdı. Ahmet Hakan'ın sözleri. Hürriyet'e Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce mesaj geldi. Halkın gündemi de ülkenin gündemi gibi normalleşme. Herkes kendi hayatıyla ilgili normalleşmeyi merak ediyor. Ne zaman normale dönüleceği soruluyor. İşte o mesajlardan bazıları denilmiş. Bodrum'a akın var. İlerleyen dakikalarda gideceğiz. Muğla'da seyahat kısıtlaması kalktıktan sonra özellikle Bodrum'a araç girişlerinde uzun konvoylar oluşmuştu. Bunu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama hazır bu haberleri paylaşmışken İstanbul'da Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir yoğunluk. Sağlık Bakanı'nın da dikkatini çekmişti. Sosyal medya paylaşımlarından birinin fotoğrafı da oydu. Bir kareye bu kadar insanın girmemesi gerekir demişti. Dün de o noktada denetimler vardı. Bir ilginç diyalog kayıtlara geçti. Onu paylaşalım. Yapılan onca uyarıyı aldırmadılar. Hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye soktular. Görüntülerin adresi İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sessizliğe gömülen caddede hareketlilik hafta boyunca devam etmişti. Ekipler İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Tam da o noktadan geçen, maskesiz dolaşan 8 kişi polisin gözünden kaçamadı. Ve bu kişilere polis tarafından cezai işlem uygulandı. Ceza kesilenlerden biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, diğeri de polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil.
Yeni dönemle ilgili uyulması gereken sağlık kuralları, korona günlerinde temizlik kuralları başlığıyla ekranlarınıza getireceğiz. İlk başlık, yer ve yüzeyleri nemli silme paspaslama yapın. Tekrarlayalım. Yer ve yüzeylerini nemli silme ve paspaslama yapılması gerekir. Toz çıkaran fırça ile süpürme yapmayın. Önemli bir uyarı. Yer temizliğinde su ve deterjan, sabun kullanılması yeterli. Ekstra bir dezenfektana ihtiyaç yok, kimyasala ihtiyaç yok virüsün ölmesi için. Ellerle sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjanla temizledikten sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılması uyarılıyor, öneriliyor. Ve açık havanın, dezenfeksiyonun, hastalığın bulaşmasını engellemedeki rolü büyük. Bol bol evleri havalandırın ya da bulunduğunuz noktaları havalandırın. Dezenfektan, deterjan ve bunun gibi kimyasal maddeler karıştırılmamalı kimyasal reaksiyona sebep olunabilir. Bir sayfa daha var görselimizde, onu da ekranlara taşıyalım. Hemen o başlıkları da paylaştıktan sonra Profesör Doktor Oğuz Özyaral yayın konuğumuz olacak. Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler temizlenmeli. En önemli başlıklardan biri bu. Halka açık tuvaletler ve lavabolar sık sık temizlenmeli. Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir. Tekstil ürünleri, kıyafetler silkelenmemeli. İlk kez duyduğumuz başlıklardan biri bu. Evet, havalandırılmalı ama havalandırırken silkelenmemeli. Çünkü üzerinde virüs varsa saçılabiliyor der uzmanlar. Tekrarlayalım. Kıyafetlerin silkelenmemesi çok önemli. Toplu ulaşım araçları günde en az 8 saat, 1 ve gün sonunda su ve deterjanla temizlenmeli. Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı. Kirli eldivenle ellerle değil, yerlere dokunulmamalı. Eldivenler çöpe atılmalı. Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka 20 saniye su ve sabunla el hijyeni sağlanmalı. İlerleyen günlerde elbette böyle başlıkları çıkarıp sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Uzmanlardan aldığımız bilgiler doğrultusunda. Çok değerli bir konuğumuz var demiştik. Hemen o konuğumu anons etme zamanı. Profesör Doktor Oğuz Özyaral yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, haklınız, sağ ol. Teşekkür ediyorum. Hocam aslında normalleşmeye başlıyoruz. 11 Mayıs tarihi itibariyle önemli adımlar atılacak. O adımlar alışveriş merkezleri, güzellik salonları, kuaförler ve berberler. Ama o adımları atacağız, nasıl sorusu da gündemde. Az önce ekranlara da getirdiğimiz istemediğimiz görüntüler vardı. O görüntüler de oluşuyor. Halk sağlığı açısından nasıl bir tehdit oluşturuyor? Bu görüntüler biraz rehavete mi düşürüyor bizi rakamlar? Onu mu anlamamız gerekiyor? Ne dersiniz? Vallahi aslında Sayın Bakan'ın sözlerini çok iyi takip etmek gerekiyor. Biz normalleşme sürecindeki tanımlamayı yaparken Sayın Bakan şunu anlamamız gerekiyor. Kapıları açacağız, işte olayların başladığı günlerden önceki günlere dönüp hop diye hepimiz sokağa fırlayıp ailece işte pazara, çarşıya, AVM'ye, berbere falan gideceğiz diye bir kavram yok. İhtiyaçların karşılanması doğrultusunda AVM'lere gidildiğinde zaten size bir hareket planı verilecek. Yani güzergah verilecek. Siz o güzergah doğrultusunda belli sürede alışveriş düzenini yapacaksınız. Zaten AVM'ler çok ciddi çalışmalara başladılar. Ve onlar bu çalışmalar doğrultusunda içeri girişlerin kontrolü, işte ellerin antiseptik maddelerle temizlenmesi, maskelerin takılıp takılmadığının kontrol edilmesi, vücut ısısının kontrolleri ve belli bir rut dediğimiz o güzergahtaki alışveriş bittikten sonra dönmek. Aynı şekilde mağazalar içinde sürekli danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sürekli hem AVM'lere veriyoruz hem mağazaların tamamına veriyoruz. Çünkü biraz evvel çok açık ve net, çok kaliteli bir şekilde cümle cümle anlattınız. Yani işte sirkelenmemesi, yerlerin fırçayla çekilmemesi. Şimdi berberler, kuaför salonları için de aynı şey geçerli. O yerler önce dezenfektanlarla temizlenecek, pırıl pırıl yapılacak ama her müşteri giriş çıkışında dışarıdan bir şey getirip götürdüğü düşünüldüğünü hesaplarsak her saç kesiminden sonra belli bir ara verilmesi. O ara doğrultusunda zaten
siz bütün kanal sisteminizde bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bütün televizyon kanalları da aynısını veriyor. İşte nasıl çalışılacak? İşte maske takılacak, üstüne siperlik takılacak. İşte eller dezenfekte edilecek, antiseptik maddeler kullanılacak. Bunlar defaatle dile getirildi. Bunların gevşetilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Normalimiz bu. Yani kuaför ihtiyacımız var, evet. Nasıl olacak? İşte gittiğinizde saçınız kesilecek, işte ne yapılması gerekiyorsa manikürünüz, pedikürünüz yapılacak. Ama orada müşterinin beklemesi gibi bir süreç tanımlaması yapmıyoruz. Öyle bir şey de söylemedik. Yani her şey randevulu çalışılacak. Hocam, aynı şekilde, evet. Hocam siz gitseniz bir kuaföre, gittiğinizde kişisel olarak ilk bakacağınız ne olur? Kuaförde yeni dönemde neyi görmek istersiniz farklı olarak? Ben kapıdan girdiğimde içeride kaç kişi çalışıyor, kaç metrekare alanda çalışıyorlar. Çünkü sırt sırta dip dibe olmamaları gerekiyor. Kuaförler gerçi belli aralıklarla çalışıyor. Yani İlk bakacağınız kuaförde, berberde sosyal mesafe mi olur hocam o zaman? Ben sosyal mesafeye bakacağım ve içeride orada sırada bekleyen koltukta biri var mı yok mu ona bakarım. Çünkü ben randevulu, zaten randevulu giden bir adamım. Hiç sevmediğim şey orada beklemek. Benim öyle bir vaktim yok. Kuaförün de öyle bir vakti yok. Biz zaten ona alışığız. Dolayısıyla hani diğer dükkanların, diğer işletmelerin de aynı kültüre alışmasını istiyorum. Yani o istiyorum. İçerideki yoğunluk, sohbet ortamı, arkadaşlık ilişkisi, artık onları yeni dönemde görmeyeceğiz. Olan noktalara da daha dikkatli olanlar gitmeyecek. Şimdi burada arkadaşlık ilişkisi apayrı bir kavram. Ben kimsenin arkadaşlık ilişkisinin bozulmasını falan istemiyorum. Bakın biz sizinle günlerdir, bir ayı geçti. Ben hastaneden çıktığımdan beri burada kaçıncı yayını yapıyoruz. Demek ki iletişim kurulabiliyor. İnsanlar birbirleri illa dokunmak zorunda değiller. İlla o maskeyi indirip, yani ben inanamıyorum, sokakta birbiriyle karşılaştılar, maskelerini indirip öpüştüler. O maskenin anlamı neydi, ben onu anlamadım. Anlamadım yani, orada takılıp kalıyorum. Hala doğru. Bazı şeyleri oturtamadığımızı düşünüyorum. Doğru. Sayın Bakan ısrarla söylediği, o kadar naif söylüyor, o kadar güzel söylüyor ki çıkmayın sokağa. Yani burada ben... Hocam bir ekleme daha var, güzel... müsaadenizle bir kez daha araya gireceğim. Riski tabii. Görün diye Sayın Bakan 3 tane sosyal medyadan video paylaşımı yaptı. Dilerseniz birlikte tabii. izleyelim. Çok önemli, çok kısa. Tabii. Bir tabii. dakika sürecek 3 paylaşımda. Birlikte tabii izleyelim ki. Sonrasında yorumlar için sözü bir kez daha size bırakayım. Tabii ki. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Hocam ne dersiniz? Etkili bir paylaşım mı? Göremediğimiz için mi bu kadar rahatız? Evet, ben muhteşem, yani Sayın Bakan muhteşem şeyler söylüyor. Ben her gün kendi sosyal medyamda şu cümleyi kullanıyorum. Görünmeyen düşmanla mücadele etmek zorundayız. Tedbirleri elden bırakmayın. Ama ne anlatırsam anlatayım, ne konuşursam, hangi programa gidersem, ne gibi bir iletişim kurarsak bu şekilde, mutlak surette sevgili Haktan Uysal bunu ısrarla söylüyor. Görmediğimiz için bir türlü oturmuyor. Yani aslında sokakta bombalar yağıyor diyorum. Görmediğiniz bombalar yağıyor. O yüzden tek korunma maskenizi takmak. İndirdiğiniz anda siz oradan nasibinizi alıyorsunuz. Çok büyük sorun. Yani aylardır bunu ifade ediyoruz. Evden çıkmak zorunda değilseniz çıkmayın tanımlaması yapıyoruz ama yani Sayın Bakan açıklamayı yaptıktan sonra biraz azaldı ama o sokakların hali neydi ilk gün? Yani böyle bardaktan boş
sınırcasına hani öyle denir ya, yağmur yağar gibi oluk oluk aktılar. Ben çok üzüldüm çünkü inanılmaz emek veriliyor. Maddi manevi emek veriliyor. Çok büyük emek veriliyor ve Türkiye bu işi çok düzgün planlıyor. Bu güzelliği bozmayalım. Yani bayrama ağız tadıyla girelim. Hastane kapılarına yığılmak zorunda evet. kalmayalım. Ben ısrarla bunu söylüyorum çünkü hakikaten... Sayın Uysal, o kadar saatlerce ve günlerce anlatıyorsunuz. O kadar önemli bir şey ki belki de anlatırken artık çok mu yoruldu insanlar duymaktan bilemiyorum ama gerçekten bitmedi. Ne dersiniz hocam? Yani çok mu yoruldu? Çünkü Muğla ile ilgili bir seyahat kısıtlaması vardı giriş çıkış. O kısıtlama kaldırıldığında evet. dün ekranlara getirdik. Türkiye'nin birçok noktasından Bodrum'a, Muğla'ya bir akın var. Evet, önümüzdeki günlerde hava güzel olacak, yaz gelecek ama bir yandan da özellikle küçük noktalarda belki de bu denli yoğunluk olması çok daha riskli. Hem sağlık altyapısı Bodrum için o kadar büyük bir kalabalığı, evet büyük şehirlerde çok daha rahat sağlık hizmetlerine ulaşabiliyoruz ama ciddi riskler var. Oralar küçük noktalar, küçük ilçeler, oradan bir yere ulaşmak çok zor. Hepimiz oralara gittik, tatil yaptık. Bu riski mi göze alıyor artık? Nasıl bir zihin süreci var? Müsaadenizle hazır bu soruyla birleştirerek, siz aslında görmek istemiyorum, çok üzülüyorum demiştiniz ama sizi birazcık daha üzeceğim. Çünkü bir pazar görüntüsü var. O pazar görüntüsünü arkadaşlarımız dün haberleştirdiler. Ekranlara getireyim. Hepsini birlikte konuşalım. İnsanlar pazara akın etti. Sosyal mesafe kuralları uygulanmadı. Burası İstanbul Bahçeli Evler'de semt pazarı. Pazara çıkanlar uyarılara aldırış etmedi. Maskeler takılı, alışveriş eldivenle yapılıyor. Ancak pazarlarda zaman zaman sosyal mesafe ne yazık ki ihlal ediliyor. Pazarcıların en büyük şikayeti ise pazara gelenlerin zaman zaman sebze ve meyveleri kendilerinin seçmek istemesi. Ürünleri elle seçmek istediği zaman uyarıyor musunuz? Tabii ki de uyarıyoruz. Peki ısrar ediyorlar mı? Tabii ısrar ediyorlar, seçmek istiyorlar ama yani mecburen izin vermemeye çalışıyoruz. Hocam görüntüler ekranlarda, daha ağır görüntüleri Beylikdüzü'nde ve Şişli'de ajanslar paylaşmıştı, onları da ekranlara maalesef, getirdik. Maalesef. Hem özellikle tatille ilgili nasıl bir tatil geçireceğiz uyarılarınız hem de bu görüntülerle ilgili de yorumlarınız devam ediyordu. Araya girmiştim, sözü bırakayım size. Estağfurullah, estağfurullah. Hayır, çok güzel oluyor. Sizinle program yapmak da ayrıca çok güzel. Çünkü çok görseli bol olduğu için daha algı güçleniyor anlatılanlar üzerinden. Bir kere işte sokakta yürürken bana virüs bulaşır mı? Sen alırsın yani, maskeyi takmamış birisinin bir ikincisi de takmadığı zaman. Zaten şunu söylüyoruz, hayalet hasta olanlar var. Yani enfekte olmuş ama hastalığı sadece taşıyor. Herhangi bir semptom yok. Bunların sayısının 35 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Düşünebiliyor musunuz yoğunluğun ne kadar yüksek olduğunu? Siz kendinizi korumadığınız takdirde bunlarla yüzleşme ve nasip alma şansınız artıyor. Görüyoruz ki işte pazar görüntülerinde kimisi hiç aldırmıyor, maskesiz dolaşıyor, ellemek istiyor ve o defans çok beni rahatsız ediyor. Esnaf diyor ki elleme, ben sana vereceğim. Yani kafada şöyle bir şey var, illaki elleyip alacağım, işte o çürük koyarsa. Ya bir daha sefere zaten ondan alışveriş etmeyin. Esnafın sana niye böyle bir şey yapsın? Yani bu bir kere çok ciddi bir süreç. İkincisi evet. ben o Muğla'ya neden Muğla, Bodrum bir türlü anlamadım. Anlamadım onu. Siz zaten. Siz konunun uzmanısınız, halk sağlığı uzmanısınız, koruyucu sağlık uzmanısınız. Sağlık olarak oradan hizmet almak çok zor. Çok büyük kalabalıklar gidiyor, tabii. çok küçük yerler. Bir uyarınız olacak mı? Tabii bakın, dünya çok enteresan görüntüler ve modüller gösteriyor. İşte Hollanda'da en son yemek yediğim, yani 2 ay kadar önce yemek yediğim bir şeyin ne diyeyim, nehir de değil ya, o kanalın kenarından fotoğraf çekmiş. Herkesi böyle fanus gibi işte cam mekanların içine koymuş. İşte sosyal mesafeyi ayırmış bir, o kadar ki böyle insanlar orada üst üstedir. Bakın. Burada ben şeyi nasıl kontrol edeceğini çok merak ediyorum. Çünkü siz çok önemli bir şey söylediniz. Oraları küçük yerler. Dolayısıyla zabıta sayısı belli, polis sayısı belli, emniyet, jandarma sayısı belli. Her şey, her en şey, her şey belli. Hastane, hasta yatağı sayısı belli. Tabii, hepsi belli. Bakın her şey belli.
Ben anlayamadığım nokta bu. Herkes o restoranlara dolduğunda restoranı yöneten kişi ne diyecek? Ben seni alıyorum almıyorum. Abi nasıl almazsın falan, bu muhabbet başlayacak. İnsanlar üst üste gelecekler. Ben hakikaten çok üzgünüm. Bakın ben anlatamadığımı düşünüyorum. Sizin anlatamadığınızı düşünüyorum. Bizi bu tarafa koyuyorum. Biz bu kadar emek veriyoruz. Demek bir şeylere anlatamıyoruz. Hocam biz yani anlatamadıkça Bakan, da kurallar sertleşiyor. O sert kurallardan yani, biri de ben çok şu anda ekranlarda yani. Son dakika gelişmesi olarak yer alıyor. Huzurevlerinde ziyaretçi yasağa konuldu. Elbette gitmemeliydik işte ama artık buyurun. Bu yasağa dönüştü. Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda işte ziyaretçi kabul edilmeyecek. Bu kurallara işte. Kendi inisiyatifimizle uyulmadığı zaman kural koyucular işte net bir şekilde kadar. Tavır alıyorlar. Tabii kural koyulacak sevgili Haktan Uysal. Devlet bunun için büyük emek sarf ediyor. Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı bütün varlığıyla bu işin içerisinde ve adım adım bu işleri güzellikle yapalım tanımlaması var. Yani oradaki ne? İhtiyaçlarınız karşılansın anlamında ama evet. Çıldırmış gibi hareket etmemiz bizi, bütün ülkeyi üzer. Yani bir kişi iki kişi değil. Ben demin söylediğim cümleyi tekrar söyleyeceğim. Hastanelerimizde bayramda heyecan olsun, güzellik olsun, hasta kuyrukları olsun, kimse istemiyor. Yani bunu da uyarıyoruz. Defalarca söylüyoruz. Hocam müsaade ederseniz İnşallah birlikte uyulur. Bir yayın izlemek isterim. Daha doğrusu size izletmek tabii ki, isteriz buyurun. O yayını. Sonrasında tabii, yorumlarınızı. Tabii. Asansörler bu dönemde çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Asansörde Doğru. Nasıl bir sosyal mesafe kuralı uygulamalıyız? Asansöre binmeli miyiz, binmemeli miyiz? Buna dair bir yayını evet. Yapacak şimdi Mehmet bizlere. Sosyal mesafe nasıl düzenleniyor? Birlikte izleyelim. Sözü de Mehmet'e bırakalım. Sonrasında konuşalım dilerseniz. Mehmet nasıl Tabii bir ki. Asansör düzenlemesi olacak? Aktarır mısın izleyicilerimize? Evet Haktan Uysal, oldukça önemli bir nokta çünkü hemen hemen hepimizin kullandığı ortak bir alan. Örneğin bulunduğumuz bu nokta bir rezidans ve toplamda 25 katlı ve toplamına baktığımızda 500 daire bulunuyor ve burada sadece 5 asansör var. Yani aslında her bir asansörde toplamda 200 kişiden fazla vatandaş buraya biniyor. Peki dediğiniz gibi bu saat itibariyle koronavirüsle mücadele ettiğimiz bu günlerde birçok tedbir ve hayatımızda birçok değişiklikler söz konusu. Peki asansörler kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı ya da içerisinde ne gibi tedbirler alınacak? Şimdi bu sorularımızın cevabını da Aysat Yönetim Kurulu üyesi Sedat Yıldız. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şüphesiz ki herkesin korkuyla aslında bindiğini söyleyebiliriz ki çünkü asansörde bazen birden fazla kişi olabiliyor ve asansörlerin boyutları da birbirinden farklı. Bazen 4 kişilik bazen 2 kişilik olabiliyor ama 3 kişiyle içerisinde gördüğümüz oluyor. Bununla ilgili nasıl bir düzenleme olacak ve sizler ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Evet. Öncelikle 2020 yılı maalesef kötü başladı. Yeni doğrularımız var. Bu yeni doğrularda bir hijyen önemli. Her noktada hijyen önemli. Asansörde de hijyen son derece önemli. Bu asansör alanlarını her şeyden önce enfekte alanlar olarak kabul etmek zorundayız. Yani illaki her asansör enfekte değil ama biz öyle bir varsayımla hareket etmek zorundayız. Peki asansörler kullanılmalı mı, kullanılmamalı diyoruz ama burası şimdi 25 katlı bir yer. Yani mecburi olarak kullanılıyor. Ve nasıl kullanılmalı? Sizler bunu bizden hemen paylaşabilir misiniz? Şimdi asansörler her şartta kullanılmalı. Çünkü asansörü kullanılmama durumu daha büyük riskler içermektedir. Diyelim ki asansöre geldik, ilk olarak asansörü çağıracağız. Eski alışkanlıklarımızda direkt bu şekilde bir çağırma söz konusuydu. Elimizde bir yani olmamasında büyük fayda var. Herkes kendi kişisel önlemini alması gerekiyor. Çünkü bizi bundan önce bu asansörü bizden bir dakika önce kimin kullanıldığını hiç kimse bilemez. Evet. O yüzden son derece dikkat etmek zorundayız. Peki bu belki de dokunulmalı değil de sadece asansörün olması gerekiyor. Yani şimdi bu bazı başka regülasyonlar var. Mesela şu an bunun üzerinde Braille alfabesi var ve kabartmalar var. Şimdi bunu engelliler de kullanabiliyor. Yani şimdi binanın girişinde her şeyden önce ilk asansörün ana holinde bir dezenfektan olmasında fayda var. Herkes ilk önce dışarıdan geldiğinde ellerini dezenfekte edecek. Sonra asansör düğmesine eliyle dokunmak yerine bir peçeteyle dokunmak mümkün olabilir. Peki mesafe nasıl olması gerekiyor? Şimdi asansör kabinine bindiğiniz zaman bizim bildiğimiz normal 1,5 metrelik sosyal mesafe asansör içerisinde sağlamak mümkün değil maalesef. Bu gördüğünüz asansör Türkiye standartlarına göre büyük bir asansör. Her zaman böyle büyük bir asansörle karşılaşamayabilirsiniz. Evet. Bir metreden fazla olması gerekiyor. Bir metre. Zamanımız da çok kısıtlı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir metreden yakın olmaması gerekiyor. Oğuz Hocam ne dersiniz? Hemen birkaç cümleyle sizin de yorumunuzu alayım, noktalayacağım.
Tabii ki. Sevgili Haktan Uysal, asansörde ben eğer asansörü çağırıyorsam, arkadaşım zaten çok net anlattı. İçinde birisi varsa binmemeyi tercih etmek zorundayım. Çünkü o mesafe çok kısa. 200 kişi bir asansör taşıyor diye düşünüyoruz. Ama büyük iş yerlerinde falan bu sayı gittikçe artıyor tabii. Hani o süreler de uzuyor. Evet. Ama biraz yavaş yaşamayı öğrenmek zorundayız. Çok önemli bir başka mesaj türlü hocam. Bunun hiçbir şekilde önüne geçemeyiz. Benim acelem var, benim hızım var. Acele sonuçta felaket getiriyor. Bu kadar açık ve net. Çok. Sakin olmalıyız ve bu işleri sakin sakin yürütmeliyiz. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Yine çok renkli bir sohbet oldu. Mesajlarınız çok önemli. Bu görüntüler gelmeye devam ettikçe izleyicilerimiz de bu ekranlarda bu yayınları görecekler. Biz de sizi görmüş olduk. Hocam bir kez daha sağ olun, var olun. Ekonomideki gelişmelerle devam edeceğiz. Profesör Doktor Oğuz Özyeral bizlerleydi. Ekonomideki gelişmeleri paylaşacağız. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dün yine bu saatte bu ekranlarda yaptığınız açıklamalar her noktadaydı. Çünkü çok anlaşılır bir dille nasıl bir operasyon yapıldığını izleyicilerimizle paylaşmıştık. Biz çıktıktan sonra da operasyonun failleri ortaya çıktı. Çıktı ve netleşti. Dilerseniz önce rakamları paylaşalım. O rakamlar üzerinde konuşalım. İlerleyen dakikalarda Sayın EPDK Başkanı da yayın konuğumuz olacak. Birlikte çok sorularımız olacak. Özellikle doğalgaz faturaları ile ilgili nasıl bir tablo var? Şikayetler noktasında belirtmiştik EPDK'ya yapılabilir diye. Bunu konuşacağız ama önce 7-10 seviyesi altını da görmüştü. 7-05'e kadar geriledi. Orada bir tepki oldu tabii. Tepki de dün de konuştuk. Yani bu adamlar bu hareketi yaparken konjonktürü de kullandılar. Yani doların değerli olmasını da kullandılar. Dolar zaten para birimleri karşısında değerli. Para eşittir dolar. Bir süredir böyle. Herkes dolar almaya çalışıyor. Gelişmekte olan ülkelere baktığınız zaman da yine şunu söyleyeceğim Haktan Bey. Gelişmekte olan ülkelerle kendimizi karşılaştırıyoruz da neticede bize benzeyen ülkeler. Bu ülkeler hani burada biz para alalım, para gelsin diyen ülkeler bunlar. Brezilya, Arjantin, Meksika. Hepsinin para birimleri uçmuş durumda. Hepsinden çok daha iyi durumda Türk lirası doların karşısında. Yani o parayı getirelim meselesi de aslında çok da doğru bir şey değil. Hemen Euro TL'ye baktığımızda bakalım. Çok benzer bir tabloyu görüyoruz aslında bu dönemde. Neredeyse aynı oran. 0.10 artmış. Euro dolara da baktığınız zaman 1.08'in de altına çok girdi. Neredeyse birebir olacak. Birebir gidiyorlar. 7.69-73 evet seviyesinde. Hemen diğer verileri de ekranlara bakalım taşıyalım. Borsa borsamız İstanbul'a bakacağız. Açıldı. Borsa %1'e yakın bir yükselişe açıldı. 99 bin seviyesinde. Bu noktada sanırım 98.500 ile 100 binin biraz üzerindeki o dar bantta gidiyor geliyor borsa. Aynen. Borsada tabii belli hisselerde de yükselişler oluyor. Çünkü neden? Birinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Birinci çeyrek bilançoları nispeten daha iyi geliyor tabii. Çünkü daha virüsün etkileri görünmedi. Biz hasar tespitini ikinci çeyrekte yani Temmuz'un 15'inde görmeye başlayacağız. Ondan sonra da ikinci yarıda zaten toparlanacak. Türkiye ekonomisi öyle gözüküyor. Üretim gücümüzle birlikte. Buyurun. Altına bakalım. Altın bakalım biraz ayrışmış gibi görünüyor Faruk doğru Erdem. Ne dersiniz? Çünkü 391 liranın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Dolarda aynen bir gerileme var ama altın yine 390 liranın üzerinde. Az önceki dolarda hani 7.05 ondan sonra aşağı yönlü kırılırsa dolar 6.80'leri görecek. Yani o seviyelere inecek. Tabii dolardaki o tepki altın da düşmesini engelledi. Hızlıca düşmesini ama ons altında bir düşüş zaten var. Hani 1700'lü seviyelerin biraz üstünde şu anda. Ama orada da aşağı yönlü bir hareket var. Üretim başladıkça, ticaret canlandıkça riskli alanlara kayış devam edecek. Özellikle Londra merkezli bu saldırıyı değerlendireceğiz ama doğalgaz konusu çok önemli. Doğalgazla ilgili gelişmeler. Dilerseniz birlikte EPDK Başkanı'yla bunu konuşalım ama önce bir tepki var. Vatandaşın tepkisi, o tepkiye bir kulak verelim. Sonrasında buyurun o tepkiyi de Sayın Başkan'a yöneltelim. Önce o tepki, ardından da EPDK Başkanı yayın konuğumuz olacak. İstanbulluları yüksek İGDAŞ faturaları isyan ettirdi. Bakın da zorlu zaten dedi. Faturaları düşürmeleri lazım. Çünkü hükümet bu kadar şey yapıyor. İşte vatandaşı için dükkanlara, işte çalışamayanlara para veriyor, bilmem ne yapıyor. Ama bizim Büyükşehir'e bağlı herhalde doğalgaz biliyorsunuz, su falan. Bunların hiç indirime veyahut da şeye, vatandaşa yardımcı olmaya bir niyetleri yok yani. 300 geliyordu bu ay, yakmadık. Yakmadığımız halde 300 geldi. Mayıs ayında İstanbullulara gelen yüksek doğalgaz faturaları nedeniyle EPDK İGDAŞ'a soruşturma açtı. Bu ay biz o kadar tüketmedik yani kesinlikle. İlk okuma ile son okuma bir ay
15 günlük gözüküyor ilk okumayla son okuma. Neticede çok fazla yani. Daha düşük gelmesi lazım. Faturaları da okumuyorlar bildiğim kadarıyla. 40 günlük kullanım bedellerinin yansıtıldığı iddia edilen faturalar nedeniyle kullanıcılar tepkili. Günü gününe okumadan mı yazdılar onu da bilmiyorum. Yani bu ay bütün vatandaş perişan durumda yani. Evde çocuk yok. Yani ben açık söyleyeyim. İşte 50-60 bilemedi 100 lira vallahi. Yani açık söyleyeyim. 399'da şeyde zaten iş yok. Virüsten dolayı çalışamıyoruz 2 aydır. Şok oldum yani ben ne diyeyim. Geçen ay 250 gibi geldi geçen ay. Yani kış aylarında işte bu civara yakın geliyordu ama bir önceki ay şimdi yaz olduğumuz için çok yüksek geldi. Yani yaza girdik o kadar yakmadığımız halde. Demek ki Büyükşehir Belediyesi de o kadar iyi bakmıyor yani ilgilenmiyor demek ki. Abi geldiği zaman baktım böyle 520 lira görünce arkadaşıma dedim ki ya ne oluyor dedim. Bu ay dedim niye bu kadar fazla gelmiş diye. Kendi kendimize şey yaptık yani. Bilemiyoruz ki işte. Yani dediğimiz gibi yani. Anlamadığımız bazı bir şeyler var. Belgeler var orada. O vergi, bu vergi. Bir şeyle alakası yok. Olmayan şeyler var. Doğalgaz faturalarına bir tepki de oyuncu Gürgen Öz'den geldi. Evet arkadaşlar. Gülmeyeyim diyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Doğalgaz faturası geldi. 2 aylık. Yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Yani... Ben tabii doğalgaz İGDAŞ çalışanlarının müdürlerine müneccim olduğunu bilmiyordum. Yani müneccimlik eğitimi de alıyorlarmış. Tabii yani adam kalpten bağlı bize. Hissediyor bizim adımızı. Diyor bu kadar yakar. Bu kadar yakar. Evet. Öyle seviyorlar bizi ya. Trajikomik bir durum aslında. Gülüyoruz belki, eğlenceli bir hale getiriyoruz ama yaşananlarla ilgili gelişmeleri değerlendireceğiz. Olayın bir de denetleme kısmı var. Çok değerli bir konuğumuz var. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz, yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Haktan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür Faruk ederiz. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Bey ile birlikte yayını gerçekleştiriyoruz. Hemen ilk soruyu ben yönelteyim. Faruk Erdem'in soruları olursa o da araya girecek. İGDAŞ faturaları iptal edecek mi efendim? Nedir son durum? Şimdi tabii bir soruşturma başlattık ve dün o soruşturmanın da ikinci ayağıyla ilgili bir gelişme oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak kurumun görevi var. Vatandaşların mağdur olduğu takdirde mağduriyetini gidermek için hem soruşturma başlatmak hem de mağduriyet hala devam ediyorsa bir an önce o mağduriyetin sonuçlarını ortadan kaldırmak için proaktif şekilde konuya el atması lazım. Hemen bu adımı da gerçekleştirdik. Mevzuata aykırı ne kadar faturanız varsa bunun iptal edilmesi için yazı yazdık, İGDAŞ'a talimat verdik. Bunu kesinlikle yapması lazım. Aksi takdirde çok büyük cezai müeyyideleri var bunun. Yani İGDAŞ'ın başka bir şey yapma şansı yok. Çünkü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kuralları var. Doğalgaz Piyasası Kanunu var. Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bu korona virüsle ilgili bu pandemi dönemine ilişkin almış olduğu kararlar var. Dolayısıyla bir dağıtım şirketinin ilk görevi bu kurallara uyarak bu kurallar çerçevesinde dağıtım hizmetini yapmak ve faturayı da buna göre tahakkuk ettirmek, oluşturmak. Tabii bize gelen bir takım tespitler, şikayetlerde tespit ettik ki bir takım faturalar gerçekten mevzuata aykırı bir şekilde tahakkuk ettirilmiş, üretilmiş. Dolayısıyla buna kayıtsız kalma imkanımız söz konusu değildir. Bakın Haktan Bey şunu söyleyeyim. Fatura sayaç terazidir. Her şey oradan geçiyor. Şimdi doğalgazını vatandaşımız oradan alıyor ve ona istinaden de para ödüyor, bedel ödüyor. İGDAŞ'taki çalışan her personelin, her memurun, genel müdüründen en tepeden en alttaki çalışanımıza kadar, çalışanına kadar hepsinin maaşı, giderleri tarifeden alınıyor. Tarifeyi de biz belirliyoruz. Biz faturaların hangi süreçte okunması, bunun için ne kadar personel gerekiyor,
Bununla ilgili tüm analizleri yaptıktan sonra tarifemizi ona göre yapıyoruz ve İGDAŞ'ta oradan gelir topları. Eğer siz orada teraziyi bozduğunuz takdirde güven kalmaz. Şimdi bana da bir sürü şikayet geliyor. Akşam bir belediye başkanımız arıyor. Diyor ki benimki 2 ay dokunmuş. Benimki 35 günlük. Öbürü 25 günlük. Başka şikayetler var 75 günlük. Şimdi böyle bir güvensizliğin oluştuğu ortamda bu hizmeti yürütmek doğru değil. Bu hizmeti yürütmek de mümkün değil. Çünkü biz piyasamızı sürdürülebilir bir şekilde bu doğal gazın aksamaya uğramadan ve herkesin evet. evinde otururken, ofisinde otururken güvenli bir şekilde benim tüketmiş olduğum gazın bedeli bana adil bir şekilde geliyordur. Ve gözüm arkada kalmadan da kalbime herhangi bir şüphe düşmeden de bunu ödüyorum ve en azından da bu şekilde olması lazım. Tabii bizim burada müdahale etmeme imkanımız kalmadı. Müdahale etmemiz kaçınılmaz evet. oldu. Sayın Başkan, bu noktada bize de çok soru geliyor. Abonelerin şöyle bir sorusu var. Faturalarıyla ilgili problem olduğunu düşünenler faturalarını ödemeli mi yoksa bu süreçte size şikayetlerini bildirip beklemeli mi? Ne yapmaları gerekiyor? Buna şimdi dair bir yol haritası belirlendi mi Haktan efendim? Haktan Bey, güzel bir soru sordunuz. Şimdi dün itibariyle zaten bizim çok hızlı bir şekilde hareket etmemizin sebebi o. Mevzuata uygun, hakkaniyete uygun bir şekilde üretilmeyen faturaları derhal iptal edin. Çünkü iptal etmediği takdirde, ödendiği takdirde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermemiş oluruz. Zaten biz bunun için hemen dün o yazımızı yazdık, talimatımızı gönderdik. Dedik ki bu faturaları üretmiş olduğunuz bu faturaları iptal edin, doğru olan faturaları üretin dedik. Elbette yanlış olan faturaları ödemek durumunda değiller. Çünkü doğru faturayı ödemek durumundalar mevzuata göre. Bizim burada görmüş olduğumuz zaten bir şirkete şunu dedik. Şimdi tüm faturaların daha biz hepsini inceleyemedik. Bize şikayet geldikçe inceliyoruz. Ama büyük oranda böyle bir faturada hukuka uygun olmayan düzenlemeler gördük. Dedik ki ne kadar bu şekilde üretmiş olduğunuz fatura varsa, çünkü kendileri sistemlerinden görebiliyorlar. 35 günü aşan bir fatura varsa hemen bunu iptal edin kardeşim. İptal edin ki yenisini, mevzuata uygun yenisini üretin ve vatandaşımız da doğru bir şekilde, haklı bir şekilde, adil bir şekilde bu faturalarını ödesin. Evet, Sayın Başkan, Faruk Erdem'in bir sorusu olacak sanırım. Bu noktada İGDAŞ'la ilgili bir cezai süreci tabii, değerlendirmiştik. Lütfen iletin Faruk Erdem. Kısaca iki soru sorayım. Buyurun. Sayın Başkan'a. Birincisi, bu cezayı kesmeden önce hani mevzuat gereği bir önceden bir ihtar, sonra ceza mı, mevzuat bu mu? İkincisi de vatandaşı rahatlatmak açısından söylüyorum. Her bir şikayeti tek tek inceliyor musunuz yoksa genel mi bakıyorsunuz? Onu merak ettim. Üçüncüsü de İGDAŞ'tan başka var mı şirketler? Her bir şikayeti Faruk Bey. Buyurun. Faruk Bey, her bir şikayeti biz tek tek inceleriz. Aynen. Biz vatandaşımıza gerçekten bir telefon kadar, bir mail kadar yakınız. Eğer akıllarında bir şüphe olmuşsa kesilen faturanın kopyasını çekip, fotoğrafını çekip bize göndersinler. Dolayısıyla bu hususta vatandaşımız kesinlikle bize güvensin. Biz bu hususta her bir faturayı tek tek inceliyoruz. Ve o tek tek doğru mu üretilmiş, doğru üretilmemiş mi? Şimdi bununla ilgili bir başka soruyu da şu şekilde cevaplamak istiyorum. Dediler ki işte başka şirketler de var mı yok mu? Hangi şirket olursa olsun bir tane bile bir şikayet geldiği takdirde biz bütün şirketleri inceliyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Yani şu ana kadar diğer şirketlerle ilgili dün itibariyle gelmemişti. Muhtemelen onlarla da ilgili şikayet gelebilir. Geldiği takdirde de biz hemen onunla ilgili soruşturma da açarız. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Yani İGDAŞ'taki şikayetler çok yoğun bir şikayet. Çünkü yani binlercenin çok ötesinde diye düşünüyorum. Bakın evet. dün bize gelen yalnız 1000'e yakın şikayet oldu. Şimdi belki de 100 binleri bulacak. Çünkü İstanbul'da yaklaşık 6,5 milyon abone var. Neredeyse Türkiye'nin 1/3 kadar. Dolayısıyla biz İstanbul'un bu İGDAŞ'ın bu husustaki tavrı çok önemli. Yani böyle bir hukuka, hakkaniyete aykırı bir faturayı üretmesi sektörümüz açısından, enerji piyasası düzenleme kurumu açısından, tüketiciler açısından çok hakikaten üzüntü verici. Çünkü
Bu hizmetten faydalanan insanlarımızın güvenini sarsmaya hiçbir dağıtım şirketimizin, hiçbir doğalgaz hizmeti yapan şirketimizin hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu yaptığı takdirde sektörü itibarsızlaştırmış oluruz. Evet. Bakın evvelsi gün bir siyasetçimiz İGDAŞ itibarsızlaştırılıyor dedi. Bu gerçekten bizi üzdü. Bunun altında siyaset aramak gerçekten çok büyük yanlışlık. Eğer bir yıpratma varsa, bir itibarsızlaştırma varsa yanlışı yapan itibarsızlaştırıyor. Tamam. Yanlışı kim yaptı? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mu yaptı? Açık, net. Ben gösteriyorum faturaları. Efendim lütfen son cümlelerinizi bana gelen şikayetleri görüyorum. Yani bununla ilgili Hakan Bey, biz süreci yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bize güvensinler ve mevzuata aykırı her üretilen faturanın üzerine gideceğiz. Evet. Ve dünkü adımımız da bunun devamı mahiyetindeydi. İGDAŞ'a da talimatı verdik ve bu talimata da uymak zorundalar. Mevzuata uygun olmayan faturayı iptal edecekler, uygun faturayı üretmek zorundalar. Sayın Başkan, sürem doldu ama belki bir cümleyle yanıt almak isterim. Aynı zamanda abone arkadaşlarımız da var bu yeni gerçekleştirdiğimiz. Onlar da soruyor, faturasını ödeyenler ne yapmalı? Bir cümleyle sürem doldu lütfen. Şimdi faturasını ödeyenlerle ilgili de tabii soruşturmalarımız onunla da ilgili devam ediyor. Tabii orada da İGDAŞ'ın yapmış olduğu büyük bir hata var. Eğer faturasını ödeyen vatandaşlarımızın o mağduriyetini de bir şekilde gidereceğiz. Evet. Bir şekilde onunla ilgili eğer bir fazla tahsilat söz konusuysa bu tahsilatların iadesine kadar olan bir süreci de önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani gerekirse evet, eğer bir haksızlık varsa bunun iadesini de sağlayacağız ve gelecek dönemdeki faturalarından yasal faizleriyle birlikte de mahsup ettireceğiz. Efendim çok teşekkür ederiz. EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz yayın konuğumuzdu. İştenlikle sorularımızı yanıtladı. Bir kez daha teşekkür ederim. Faruk Erdem'le de birçok hazırlığımız vardı aslında ama çok samimi ve içten yanıtlayınca yayın süremiz de uzadı. Yarına bırakacağız ama hafta sonuna geldik. Önümüzdeki Pazartesi. Haftaya bırakalım. Önümüzdeki olur, hafta itibariyle bunların hepsini konuşacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz. Faruk Erdem yayınımıza katıldığınız için sizi uğurlayalım. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Şimdi bir ara, aranın ardından saat başında yeniden karşınızdayım. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yeni saate başlıyoruz. Bir süredir ekranların hemen altında bir tanıtım bandımız vardı. Önemli bir röportaj gerçekleştirdik. O röportajın başlıklarını ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Milyonlar heyecanla üniversite sınav sürecini, YKS'yi bekliyor. Gözlerin çevrildiği isim de ÖSYM Başkanı Halis Aygün'dü. Halis Aygün sorularımı yanıtladı içtenlikle ve o soruları başlıklarını aktarayım. Yanıtları için birazdan bir konuğumuz olacak. Konuklarımızla değerlendirmek için o noktaya bırakayım. Ama hemen soruları paylaşalım. Sınavla ilgili hazırlıklar hangi aşamada sorusuna yanıt aldık ÖSYM Başkanı'ndan. Koronavirüs önlemleri sınava nasıl yansıyacak? Ne yönde düzenlemeler yapılacak? Zihinlerdeki sorular buydu. Sizin aslında bize ulaştırdığınız, yönelttiğiniz soruları ben de ÖSYM Başkanı'na yönelttim ve bu sorulara yanıtlar aldık. Adaylar sınava girerken maske zorunlu olacak mı? Maskeleri ÖSYM mi dağıtacak? Bu soru da yanıt buldu. Birazdan yanıtları sizlerle paylaşacağız. Elbette aday yakınları okul çevresinde, bahçesinde bekleyebilecek mi? Sorulardan biri de buydu. Buna da içtenlikle yanıt verdi ÖSYM Başkanı. Sınavda sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Nasıl bir düzenleme olacak? Altyapı hazır mı? Sınav salon ve gözetmen sayısında bir değişiklik planlandı mı? Bu sorunun da yanıtını birazdan paylaşacağım. Ama bu sorular değil elbette. Başka sorular da vardı. O soruları da kısaca hatırlatayım. Birazdan yine konuğumuz olacak. Konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz, bir eğitim uzmanı. O sorulara yanıtları alacağız. Bir sayfamız daha var görselimizle ilgili. Rica edeyim yönetmenimden hemen o sayfayı da paylaşalım. Sınav için seyahat etme durumunda olanlar var. Ama tüm Türkiye'de yapılan bir sınavdan söz ediyoruz. O durumda olan adaylar için hangi düzenlemeler planlandı? Bu da sorularım arasındaydı. ÖSYM Başkanı'ndan yanıtlar aldık. Uzunca bir de yanıt var, paylaşacağız. Ve sınavın okullar dışında bir merkezde yapılması planlanıyor mu? Açık havada yapılması tartışması vardı. Stadyumlarda yapılması konuşuluyordu, ihtimal dahilinde midir diye. Bu soruda da yine yanıt buldu. Son notları ÖSYM Başkanı'nın tüm bu sorularla ilgili koyduğu o son noktayı birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama diyelim koronavirüs haritasında bir değişiklik vardı geride bıraktığımız saatte. Onu ekranlara getirelim, tekrarlayalım. Birazdan YKS ile ilgili ÖSYM Başkanı'nın açıklamalarını ekranlara getireceğiz.
A Haber'e özel açıklamalardı. Hemen o rakam ekranlara geliyor. Rakam güncellendi. Çünkü Afganistan'la ilgili bir problem varmış. O problem giderildi. Afganistan yine listedeki yerine döndü. Rakamlar da geriye çekildi. 4 milyon aştığını belirtmiştik. Gelen görseldeki bilgiyle henüz 4 milyon aşılmadı. 3 milyon 929 bin, can kaybı sayısı da 270 bin seviyesinde. Amerika rakamları geride bıraktığımız dakikalarda açıkladı ama Amerika'dan tek parça, yekpare bir rakam gelmiyor. Eyaletler üzerinden geliyor rakamlar. O rakam da yansıdı sayıya. Yine Brezilya'nın ve Rusya'nın artışları da dikkat çekici. Ekranlara getireceğiz ilerleyen dakikalarda ama Rusya'ya ayrı bir parantez açalım. Çok hızlı ilerliyor. 187 bin 859 vaka. 1723 can kaybı. Hemen İngiltere'nin ardında 5. sırada yer alıyor Rusya. Bu artışın nedeni ne? Bu soruya yanıt alacağız. Hemen Moskova'ya uzanalım. Akşin Kişev hazırlıklarını tamamladı. Son notlarını aktaracak. Akşin aslında uzunca bir süredir Rusya'nın listede alt sıralarda olduğunu görmüştük. Eğer buradan gelmiyorsa sabit kameradan gidelim. Evet hazır. Muğla'ya gittik. Hayır. Arkadaşlarım şimdi bu problemi düzeltecekler. Biz normal noktadan gidelim, bu kameradan gidelim. Eğer Akşin beni duyabiliyorsan nedir son durum Rusya ile ilgili, aktarır mısın lütfen? Evet Haktan Uysal, Rusya'da son 6 günden beri koronavirüs vakalarında 10 binin üzerindeki artış trendi maalesef devam ediyor. Az önce açıklanan verilere göre son bir günde ülkede 10.699 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğu ve böylece toplam vaka sayısının da 187.859'a çıktığı bildirildi. Son bir günde 98 kişi de koronavirüsten hayatını kaybederken böylece toplam can kaybı da 1723 oldu. Vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen ve Rusya'nın vaka sayıları dünya genelinde en çok vaka kaydedilen ülkeler listesinde 5. sıraya yükselmesine rağmen ölüm sayısı ise Rusya'da oldukça düşük. Şöyle ki listede ilk sırada bulunan ABD'de 1 milyon kişi başına 232 ölüm sayısı düşerken Rusya'da ise bu rakam sadece 11. Bu da Rusya'daki koronavirüs vakalarının daha erken teşhis edilmesi ve hastaların daha erken tedavi edilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Rusya'da vaka sayılarındaki hızlı artışın en önemli nedeni ise hükümete göre vatandaşların karantina rejimine uymamalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Şunu belirtelim ki Rusya'da vaka sayılarına göre ilk sırada başkent Moskova geliyor ki resmi rakamlara göre Moskova'da 100 bin kişi koronavirüs vakası bulunurken fakat Moskova Belediye Başkanı bunun aslında 300 bini bulduğunu, 100 bin kişinin sadece tespit edilen vakalar olduğunu duyurdu. Bu arada ülkede koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle sıkı önlemlerin de karantina rejiminin de 1 Haziran'a kadar uzatıldığını hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum. Haktan Uysal. Özel bir röportajın anonsunu yapmıştık. ÖSYM Başkanı sorularımı yanıtlamıştı. ÖSYM Başkanı Ali Saygün'den YKS ile ilgili açıklamalar. Şimdi o açıklamaları soru soru, başlık başlık sizlerle paylaşma zamanı. İlk sorum, sınavla ilgili hazırlıklar hangi aşamadaydı Sayın Başkan'a? Ve yanıtı hemen aktarayım. ÖSYM olarak çalışma planları yıllık yapıldığı için biz bütün durumlara karşı hazırlıklıyız dedi ÖSYM Başkanı. Özellikle pandemi dönemi başladığından itibaren hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde yaptık. Buna göre uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YKS hazırlık süreci diğer sınavlara göre daha yoğun geçen bir süreç. Soruların hazırlanması, basılması, paketlenmesi, nakliyesiyle ilgili tüm planlar yapıldı. Hazırlıklar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Yani sınavla ilgili hazırlık aşamasında herhangi bir problemin olmadığını belirtti ÖSYM Başkanı. Bir diğer sorum, koronavirüs önlemleri sınava nasıl yansıyacak? Malumunuz koronavirüs günlerinden geçiyoruz, özel günlerden geçiyoruz. O özel günlerde sınavla ilgili özel bir adım atılacak mı? Malumunuz bu kapsamda bir değerlendirmeyi zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta başında yapmıştı. Bu konu aslında hem sınavın zamanlaması hem de sınavla ilgili özellikle sürenin uzamasına yönelik bir başlıktı. O başlıkları biliyoruz. Bu soruyla birlikte 188 sınav merkezinde yaklaşık 2,5 milyon adayın gireceği YKS'nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemler alınıyor. Yani bu süreç
Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülüyor. Bunu anlıyoruz ÖSYM Başkanı'nın verdiği yanıttan. Adaylar sınava girerken maske zorunlu olacak mı? Maskeleri ÖSYM'ye mi dağıtılacak? Önemli başlıklardan biri buydu. Adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. Yani sadece maske değil, bir dezenfektan da dağıtılacak. Adaylar bunu görecekler masaların üzerinde. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. İsteyen adaylar, maskesi olmayan adaylara ÖSYM maske verecek. Maskeleriyle de sınava girecekler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Bu da önemli. Dışarıdan sınava, sınav salonuna sokulabilecek malzemeler belliydi. O malzemelere dezenfektan da eklendi. Bunu söyleyebiliriz. Salonlar sınav süresince havalandırılacak. Yine bilim kurulunun yaptığı öneriler doğrultusunda alınan bir tedbir. Tekrarlıyorum, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sorularına verdiği yanıtları paylaşıyoruz. Aday yakınları oldukça önemli. Çünkü malumunuz hem adaya destek olmak için hem de ulaşımla ilgili problemin giderilmesi için ailelerle birlikte adaylar zaman zaman seyahat ediyorlar sınav öncesinde. Bu soruyu da yönelttim. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında, burası önemli, kimse okul bahçesine alınmayacak. Tekrarlayalım. Okul bahçesine sadece adaylar ve sınav görevlileri alınacak. Aileler okul bahçesinin dışında kalacak. Ha, dışında kalacak ama bir yoğunluk oluşmaması için de önlemlerin alınacağını biliyoruz. Bu ÖSYM'yi ilgilendirmiyor ama bu konuyla ilgili önlemler alınacak. Sınavda sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Sınav salon ve gözetmen sayısında bir değişiklik planlandı mı diye sordum Sayın Başkan'a. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirilme yapılacak. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yani sıraların arası açılacak. 1,5 metre, 1 metre sınav durumuna göre o mesafede korunarak düzenlemeler yapılıyor. Salon kapasitesine oranla geçen yıllara göre salondaki aday sayısı daha az olacak. Geçen yıllarda da yine bir kopya oluşmasın diye adaylar arasında mesafe bırakılırdı. Bu yıl o endişeye bir de koronavirüsle ilgili önlemler dahil edilecek ve mesafe iyice açılacak. Bina ve salon sayısı artışına oranla da görevli sayısında da bir artış var. Yani bina sayısında ve görevli sayısında da artış olduğunu belirtiyor ÖSYM Başkanı. Devam edelim. Sorular devam etti. O soruları paylaşalım. Merak edilen, bizlerle paylaştığınız, bizlere gönderdiğiniz sorulardan biriydi. Onu da yönelttim. Sınav için seyahat etmek durumunda olan adaylar için hangi düzenlemeler yapılacak? Bunu da hemen paylaşalım. İllerde rektörlerimizin başkanlığında, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu kurullarda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlükleri, jandarma komutanlıklarıyla ÖSYM sınav koordinatörümüzün koordinasyonunda o il ve ilçede sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması, adayların rahat bir şekilde sınav binalarına ulaşması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Bunun da altını çizeyim. O ulaşımla ilgili bir endişe varsa adayların zihninde, buna dair her önlem alınacak. Toplu ulaşım araçlarının daha sık düzenlenmesi sağlanacak. Kimlerle görüşülecek? Buna da yanıt verdi ÖSYM Başkanı. Belediyelerimiz de geçtiğimiz yıllarda adaylarımızın sınav binalarına ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlamıştı. Bu yılda desteklerini göstereceklerdir. Desteklerinden dolayı şimdiden tüm paydaş kurumlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum dedi Sayın Başkan. Engelli adaylarımız ayrıca bu konuda belediyelerden yardım ve destek isteyebilecekler. Bu yıl belediyelere de büyük iş düşüyor, özellikle sınavın yapılacağı hafta. Ve sınavın okulların dışında bir merkezde, bir açık havada, stadyumda yapılması gibi bazı öneriler vardı. Sosyal medyada da zaman zaman gündem oluyordu. Bunu da yönelttim Sayın Başkan'a, bu soruyu da. YKS yaklaşık 2,5 milyon adayın gireceği büyük bir sınav. Bu yoğunlukta adayın aynı anda 188 merkezde sınava gireceği düşünüldüğünde stadyum ve açık havada yapılması her açıdan mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla sınav okullarda ve yine belirtildiği gibi üniversite binalarında yapılacak dedi Sayın Başkan. Aslında bu noktada Sayın Başkan'ın sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilerin, adayların paylaşımlarının da dikkate aldığını biliyorum. O dikkate aldığı paylaşımlar ya da öneriler doğrultusunda aktif bir süreci yaşıyoruz. O süreçle ilgili bazı küçük değişiklikler olabilir. Süre içerisinde yine yeni bir röportajı gerçekleştirdiğimde sizlerle paylaşacağım ama şu ana kadar YKS ile ilgili ÖSYM'nin hazırlıkları bu boyuttaydı. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. ÖSYM Başkanı kırmadı, Halis Aygün sorularımızı yanıtladı. Biz de o soruları sizlerle buluşturmak istedik ama
adaylar şunu bilsinler, her türlü hazırlık yapılıyor, içleri rahat olsun dedi ÖSYM Başkanı. Devam edeceğiz şimdi. Bir de konuğumuz var elbette. O konuğumuzla birlikte ÖSYM Başkanı'nın sözlerini, hazırlıkları değerlendireceğiz. Profesör Doktor Levent Eraslan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hakan Bey, merhabalar. Hocam aslında hafta içerisinde Salı günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la bir özel röportaj gerçekleştirmiş ve özellikle 8. sınıflarla ilgili liselere geçiş sınavını değerlendirmiştik. Dün de ÖSYM Başkanı'yla bir röportaj gerçekleştirme fırsatı buldum. İkisinden aldığım yanıtları da izleyicilerimizle buluşturduk. Ne dersiniz, önlemlerle ilgili her türlü hazırlık var gibi görünüyor ama en çok merak edilen soruyla başlayayım. Lütfen genel bir değerlendirme yapın ama maskeyle sınav yapmak ya da sınava katılmak öğrencileri zorlayabilir mi diye çok soru var. Buna yönelik mesajınızı da lütfen aktarın. Evet, öncelikle sorduğunuz soruların tamamı kapsayıcı. Yani bu noktada da sizi tebrik ediyorum. Çünkü akıldaki bütün sorular sorulmuş. Öncelikle bir pandemi dönemindeyiz. Bunu ilk defa yaşıyoruz. Bu yüzden bazı kurumların krizlerle baş edebilme kapasitelerini de görüyoruz. Bu anlamda ÖSYM'nin verdiği yanıtlara göre bir hazırlığın tam olduğunu görebiliyoruz. Fakat elbette uygulamada bazı durumlarda gerçekleşebilir. Ama öncelikle şunu bir daha üstüne vurguyla bastırmamız gerekiyor. Bu olağanüstü bir dönem. Bu yüzden böylesi ufak tefek aksaklığı olabilir. Öncelikle tabii maskeyle sınava girmek, sosyal mesafeye uymak, dezenfektan ve temizlik gibi o bütün uygulamaların tamamı sınav ortamları için çok yerinde uygulamalar. Ben açıkçası bir eğitimci olarak maskeyle sınava girmenin bir problem yaratacağını düşünmemekteyim. Çünkü bu sınavdan daha önce bir sağlık derdimiz var biliyorsunuz. Bu yüzden öğrencinin de buna göre bir motivasyon yürüteceklerine inanıyorum. Bu süreçte anne ve babalara büyük görevler düşüyor Aktan Bey. Öncelikle sınav salonu, sınav yerleri vesaire gibi yerlerde kalabalık teşvik edecek bir yapıda bulunmamaları oldukça önemli. Ve öğrencilerimiz mutlaka ve mutlaka bu pandemi döneminde, ben çıktığım her yayında bunu söyledim, bu süreç en çok onlar için avantaj kaydediyor. Bol soru, bol tekrar, eksikleri görme, giderme ve yeni sorular çözme gibi dörtlü aşamayı gerçekleştirirlerse çok başarılı olacaklardır. Çünkü müfredat dar, soru içerikleri ilk dönemin gördükleri konulardan. Bu yüzden bu süreçlerde ÖSYM'nin bu tedbirlerini yerinde görüyorum. Ve bunun bir olağanüstü dönem olduğunu da unutmamamız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum. Hocam bu noktada ÖSYM'nin aldığı önlemler kapsamında dezenfektan da dağıtılacak. İsteyen adaylar maskelere gelecek, isteyen adaylara da ÖSYM bunu verecek. Sınav salonları havalandırılacak, mesafeler korunacak. Aslında teknik olarak ÖSYM her hazırlığı yapmış ama biraz da psikolojisini konuşmak gerekiyor. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu olağanüstü dönemde siz de bahsettiniz, bir cümleyi daha eklemek gerekiyor sanırım. Okul bahçelerine aileler alınmayacak. Bu da önemli. Bu noktada çocuklar psikolojik olarak kendilerini nasıl hazırlamalı? Çünkü farklı bir süreç yaşadıkları hissi var adaylarda. Bunu aşmak için sizin tavsiyeleriniz ne yönde olur? Ya tabii şimdi önemli olan şu, bu öngörülmeyen bir durum. Yani daha önceden bilinen edilen bir durum değil. Ve eğitimin erişilebilirliği, eğitimin devamı gibi kavramlar var. Ve bu en çok sınavlarla ilişkilendiriliyor. Benim önerim öğrencilerimize bir kere içsel olarak şunu söylemesi gerekiyor. Herkes aynı şartlarda. Kendisine ait bir durum değil. Ve deneme sınavlarını maskeyle başlasınlar. Çünkü evde maske takarak da deneme sınavı yapmıyorlar. Yani o yüz sistemlerinin, o burun, ağız, kulak maskeye alışmasını sağlayacak şekilde deneme yapabilirler evlerinde. Yani telkinle gülemediğimiz metot var. Bu sadece benim için değil. Bu girecek milyonlarca kişi için. Ve şunu da unutmayalım. Eğitimin devamlılığı söz konusu. Ve biz bu ana kadar tedbirlerimizi çok yerinde aldık. Okulları erken kapattık. Çünkü birçok ülke, işte İtalya, İspanya örneği var. Okullardaki hamleleri geç yaptıkları için bu durumlara ulaştılar. Bu yüzden önemli olan burada öğrencilerimize şunu söylesin. Benim de yakınlarımda çok var. Onlar da aynı cümleyi kullanıyorum. Bu sadece size özel bir durum değil. Hani olası dezavantajlar herkes için söz konusu. Burada yapacağımız sadece maske ve o dezenfektan vesaire gibi süreçlerle ilişkili olarak kendimizi sınava hazırlamak. Bunu da yaparken evdeki pratikler önemli. Deneme sınavlarında bundan sonra maskeyle girsinler bakalım nasıl yapıyorlar. Ve kendilerine göre de bir yöntem ve metot bulacaklarını da ben düşünüyorum açıkçası.
Hocam aslında aktif bir süreçten söz ediyoruz. Bilim kurulunun da gündeminde eminim olacaktır bu. ÖSYM Başkanı'na sorularım arasında geride bıraktığımız yıllarda zaten sınava girenler bilir. Bir salon içerisinde çok kalabalık öğrenci olmazdı. Aralarda mesafe bırakılırdı. Kopya ya da birbirlerine bakmaları engellensin diye öğrencilerin daha da genişletileceği için belki de maskeyle ilgili uygulamada da ufak bir esneme yapılabilir. Belki ağızlarından biraz aşağı indirebilirler. Tabii buna anladığım kadarıyla bilim kurulu yanıt verecek. Bu noktada önemli. Son mesajlarınızı da paylaşmanızı isterim. Adaylarla sonrasında yavaş yavaş veda edeceğim. Evet, Sayın Başkan açıklamalarından şunu anladık. Okul ve sınav salonu sayısı artacak. Seyrekleştirilmiş bir sınav ortamı olacak. Benim önerim bunu bir videoyla anlatmaları, yani çocuklara nasıl maske takacakları, sınava nasıl girecekleri bir videoyla ya da bir infoyla bunu anlatırlarsa çok daha insanlar o süreci daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Kırmadığınız yayınımıza katıldığınız Profesör Doktor Levent Eraslan ÖSYM Başkanı'nın yaptığı açıklamaları bizler için değerlendirdi. Önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Geride bıraktığımız gün Ticaret Bakanlığı bir açıklama yapmış ve cerrahi maskelerin tavan fiyatını belirlemişti. Tane olarak 1 lira belirlenmiş. Satılacağı yerlerde netleştirilmişti. Detayları alacağız şimdi. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. İstanbul'da geride bıraktığımız saatlerde bazı marketlerde olmadığını belirtmişti Mehmet Nilüfer. Ramazan'da bir eczanede. Ramazan kolaylıklar dileyelim. Nedir satışlarla ilgili süreç? Talep var mı? Maske bulunuyor mu? Aktarır mısın izleyicilerimize? Şu anda Sancaktepe'de bir eczanedeyiz. Bu noktada maskelerle ilgili herhangi bir problem olmadığını belirtelim. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasıyla artık maskeler 1 lira olarak belirtilmişti tavan fiyatı. Yani bunun üzerinde satış olursa da fahiş fiyatı olarak değerlendirilecek ve gerekli işlemler yapılacaktı. Bununla ilgili olarak da bu bilgilendirmeyi yapalım. Sancaktepe'deki bir eczanedeyiz. Eczanede öncelikle bütün kurallar yerine getirilmiş bir şekilde sosyal mesafe ile ilgili şeritler çekilmiş. İşte burada da vatandaşlarımıza artık 1 liradan tavan fiyatı 1 liradan temin edebilecekleri maskeleri görebiliyoruz. Yine yapılan açıklamada, bakanlık tarafından yapılan açıklamada ilk önce İstanbul'da 50'şer olarak paket içerisinde, daha sonra 10'arlı paketler halinde de vatandaşlarımızın alma imkanı olacak. İstanbul'da neden ilk uygulama yapılıyor? İstanbul bu pandemi ile ilgili olarak salgın hastalık açısından en yoğun olan illerinin başında geliyor. Yine daha sonra da yine büyük şehirlerde bu maskelerin vatandaşlar teminini rahat bir şekilde yapabilecek. Tabii marketler, eczaneler ve tıbbi cihaz satan, medikal cihazı satan işletmelerde bu maskeleri satabilecekler. Neden maskeler vatandaşın rahat bir şekilde ulaşması için önem arz ediyor? Uzmanların, bilim kurulu üyelerinin belirttiği iki nokta var. Bu salgından uzak durmak ve korunmak için. Birincisi sosyal mesafe, ikincisi de dışarıya çıktığımız zaman maskeleri takmak için. İşte ilk günlerde hatırlarsak bazı vurdum duymaz kişiler diyelim bu maskeyle ilgili olarak çok büyük fiyatlar belirlemiş. Bir taraftan Kadir bu tarafı gösterebilirse 15 lira, 20 lira, hatta internet üzerinden 100 liralık rakamların üzerine geçen fiyatlandırmalar yapılıyordu. İşte ilk etapta yapılan çalışmayla birlikte cep telefonlarına SMS gönderilerek vatandaşların ücretsiz maske elde etmelerinin yoluna geçildi, sağlandı. Daha sonra yine herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için dünyaya etki sağlayan bu pandeminin giderek yayılması üzerine de belirli lokasyonlarda, eczanelerde, marketlerde ve medikal cihaz satan yerlerde de tavan fiyatı 1 lira olmak şartıyla maske satışlarının başlayacağını belirtelim. Sancaktepe'de de bir eczanedeyiz. Artık vatandaşlar tavan fiyatı 1 lira olan maskelerden temin edebilecekler. Birkaç ayrı lokasyondan da bunlara ulaşabilecekler. Eğer 1 liranın üzerinde bir fiyat belirtmesi olursa da bu fahiş fiyat olarak belirtilecek. Vatandaşlar da gerekli kurumlara bu konuyla ilgili şikayetlerini belirtebilirler diyelim. Söz tekrar size bırakalım Aktan Uysal. Ramazan'a teşekkür ediyoruz. İstanbul'la ilgili endişe veren görüntüler vardı. O görüntüleri sizlerle paylaşmış. Hatta hemen ajans bugünün başında da Sirkeci'ye uzanmıştık. Sirkeci'de Eminönü'ndeki görüntüleri paylaşmıştık. Endişe verici görüntülerin kaydedildiği noktalardan birine daha gideceğiz. İstiklal Caddesi'ydi o nokta. Mehmet de hazır. Nöbeti, haber nöbetini tutmayı sürdürüyor. Mehmet, nedir İstiklal'de durum? Buradan görebildiğim kadarıyla bu saat itibariyle bir yoğunluktan söz edebilirim ama senin izlenimlerin çok daha önemli elbette. Çok yakındasın. Bir de dün İstiklal Caddesi'nin girişinde maske ve dezenfektan uygulaması vardı. Devam ediyor mu? Zaman zaman da tartışmalar yaşanmıştı. Aktarır mısın izlenimlerini? Tabii ki aktaralım.
Öncelikle sondan başlayalım. O her iki caddenin caddenin her iki başında maske dağıtılması işlemi, ateş ölçülmesi, dezenfektan sıkılması insanların eline devam ediyor. Biz caddenin daha orta kısımlarını size gösterebilelim diye o takları geçtik. Ondan sonra yayın pozisyonumuzu aldık. İstiklal Caddesi'nde hareketlilik var, devam ediyor. O özellikle Bakan Bey'in paylaştığı fotoğraf esnasında kaydedilen görüntü yok belki ama yine de hareketli bir nokta. İstanbul'un en ünlü caddelerinden birinden bahsediyoruz İstiklal Caddesi diyerek. Özellikle burası Beyoğlu Hıfzı Sıha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda maskesiz gezilemeyecek bir yer. İnsanların maske takması burada, bu cadde üzerinde zorunlu. Polisler, bekçiler, zabıtalar da bu kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetlemek için sürekli devriye geziyorlar. Yine yapılan anonslarda da sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maskesiz dolaşılmaması vurgusu yapılıyor özellikle koluk kuvvetleri tarafından. Hemen sol tarafımızda maskesiz bir kişi bekçi tarafından uyarılıyor mesela şu an. Bunun gibi cadde boyunca onlar devriye geziyorlar. Caddedeki durumu kolaçan ediyorlar. Evet, normal şartlarda 2 gün önceki o fotoğraf karesinde kaydedilen ve Bakan Bey'in de yine henüz bu kareye bu kadar yoğunluğu sığdırabilmek için çok erken sözünün kaydedildiği noktalar. Ama dün akşam 18'e kadar buralardaydık. O şartlarda o yoğunluğu gözlemlemedik. Yani bir gün öncesinde Fahrettin Koca'nın paylaşım yaptığı o yoğunluğa hiç yaklaşmadı bu bölge. Bugün de en azından şu an itibariyle sakin ama dediğimiz gibi özel önemle vurgulamamız lazım. Burası Taksim İstiklal Caddesi, insanların yoğun olarak gelmek istediği bir yer ama şu sıralar özellikle koronavirüsle mücadelede kritik bir aşama. Lütfen gelmeyin efendim. Zorunlu olmadıkça gelmeyin. Mehmet, teşekkürler. Aslında gelmeyin açıklamalarının yetkililer tarafından yapıldığı illerde var. Onlardan birini paylaşmıştık. Yanılmıyorsam Gümüşhane'ydi. Bir diğeri de Muğla'ydı. Muğla'da, Bodrum'da büyük yoğunluklar yaşanmıştı. Şimdi hemen Muğla'ya, Bodrum'a uzanalım. Bodrum'daki son durumu Vural Efecik izleyicilerimizle buluşturacak. Vural, dün de sen paylaşmıştın aslında. Kilometrelere varan kuyruklar vardı. Nedir Bodrum'da durum? Bir de merak ettiğim şu. Daha önce hafta sonu büyük şehir olduğu için kısıtlama vardı sokağa çıkmada. Bu hafta sonu olmayacak. Denize girilebilecek mi? Önlemler alındı mı? Tatil beldelerinde hava nasıl olacak? Aktarır mısın izleyicilerimize? Evet, iyi yayınlar diliyorum Hatan Uysal. Evet, ilk sorunuza cevap vereyim. Dün evet biz Bodrum girişinde bir yoğunluk olduğunu söylemiştik. Ancak bugün Bodrum'un en işlek caddelerinden birindeyiz. Kameraman arkadaşım Çetin Ulaş sizlere gösterecek. Vites kavşağındayız. Ancak o dünkü gördüğümüz yoğunluk bugün itibariyle söz konusu değil. Hemen alt caddeye baktığımız zaman da işte 175 bin nüfuslu Bodrum'daki normal araç trafiğini gözlemliyoruz. Peki resmi sayılara bakacak olursak bu nasıl oldu? Son 4 günlük PTS kayıtlarına baktığımızda Bodrum'a giren araç sayısı 31 bin. Çıkan araç sayısı ise 24 bin. Yani yaklaşık 6 bine yakın araç Bodrum'da kalmış. Bunu da kişi sayısına koyduğumuz zaman yaklaşık 10 bin üzerinde bir kişinin Bodrum'a giriş yaptığı söyleniyor. Peki bu kişiler nereden geldi? Öncelikle büyük şehirler Ankara, İstanbul, İzmir gibi metropollerde şu an itibariyle seyahat kısıtlaması var. Yani bu bölgeden buraya akış söz konusu değil. Ancak seyahat kısıtlaması olan diğer illerden şu an itibariyle sayı o kadar aslında abartılacak şekilde değil. Peki hafta sonuna gelecek olursak sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak Muğla'da. Sahillerde durum ne olacak? Sahillerde herhangi bir yoğunluk olmayacak. Çünkü şu an itibariyle Türkiye'nin en büyük kıyı şeridine sahip olan Muğla kıyıları, yani sahiller kullanıma kapatılmış durumda. Burada denize girmek, fotoğraf çekmek, yürüyüş yapmak yasak. Dolayısıyla hafta sonunda buraya gelen çevre ilçelerden, civardan, illerden gelen kişilerin herhangi sahilde bir yoğunluk oluşturması beklenmiyor. Trafik akışına da gelince özetleyecek olursak son olarak şu anda dünkü o beklenen yoğunluğun Bodrum'da olmadığını söyleyebiliriz.
Teşekkür ediyoruz. Bir değerli konuğumuz var. Hemen onu yayınımıza almak isterim. Profesör Doktor Burak Ömür Çakır. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hattan Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederiz hocam. Az önce görüntüleri ekranlara getirdik. Aslında endişe veren görüntüler. Hem İstanbul'dan hem Muğla'dan, Bodrum'dan gelen görüntüler. Dilerseniz önce bununla başlayalım. Ne dersiniz, bu görüntüler sizi de endişelendiriyor mu? Hem sağlık çalışanlarını hem bilim insanlarını. Olağanüstü endişelendiriyor. Ben de doğma büyüme Kadıköylüyüm. 45 gün sonra bir modaya gideyim, bir bakayım dedim. Çünkü aynı zamanda da bilim insanı olarak biz sahalarda, hastanelerde, onun dışında Sağlık Bakanlığımız organizasyonla her türlü önlemi alıyorlar. Ama acaba halkımız önlemi alıyor mu diye. Yaklaşık olarak benim hep bir hesabım var. %10-15, toplumun %10-15'i maalesef buna uymuyor. Uymamakla da kalmıyor. Sokak partileri yapar gibi yakın temasla, yani kutlama yapar gibi organizasyonlara da girmiş durumdalar. Tabii bu böyle olunca maalesef bakın tırnaklarımızla kazdığımız acillerde, yoğun bakımlarda doktorların, hemşirelerin hayatı pahasına yapmış olduğu işlemler boşa gidiyor maalesef. Çünkü biz bunu tamamen ortadan kaldırabilmemiz için yapılacak tek şey var: karantina, izolasyon. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın New York'un nüfusu 8 milyon. İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Londra'nın nüfusu 8 milyon. İstanbul'un nüfusu 16 milyon. Oldukça yoğun bir nüfusta ve fakat değerlendirmeye baktığımız zaman olağanüstü başarılar gösteriyor sağlık alanında. Fakat bunun daha ileri gitmesi için insanlık olarak üzerimize düşen bir görev var. Dışarı çıkmamak. Dışarı çıkıyorsak da maske kullanmak ve maskeye rağmen 2 metreden de daha fazla yaklaşmamak. Yani oturup sokaklarda, açık alanlarda, yani deyim yerindeyse parti yapmak insanlıkla bağdaşmıyor. Çok net konuşacağım. Hocam, çünkü buyurun. Araya girdim çünkü pazartesi günü itibariyle normalleşme başlayacak ve ilk adım olarak da alışveriş merkezleri, kuaförler, berberler, güzellik salonları ile ilgili de bir süreç başlayacak. Aslında önlemler alındı ama gidecekler ya da orada çalışacaklarla ilgili uyarılarınız ne yönde olur? Bazı tartışmalar da yaşanıyor. Alışveriş merkezlerinin havalandırması nasıl olur, nasıl olmaz diye. Buna dair görüşlerinizi merak ederiz. Bir kere alışveriş merkezlerinin havalandırma standartları zaten tartışılmaz. Yani çok iyi havalandırılıyor. Fakat her yerde bakın, biz sokak güvenli bir yer olarak düşünüyoruz izolasyon açısından. Fakat 2 metreden daha fazla yaklaşırsak, maskeye rağmen yaklaşırsak bu da risk oluşturuyor. Maskeli 2 metre, maskesiz 6 metre. Artık bu bilimsel açıklamalar da yapıldı. Çünkü maske bizi 2 metreye kadar koruyor. Eğer yanımızdakilerle el ele, kol kola dolaşırsak, üçlü, dörtlü, beşli gruplar oluşturup dar alanda, masalarda sohbet edersek maalesef birbirimize bulaştırma oranımız çok fazla. Çünkü hep tekrarlıyoruz ama tekrar etmek gerekiyor herhalde. Bu hastalığın en önemli özelliği sağlamların da, sağlıklı insanların da bulaştırması. Hocam, böyle olduğu zaman karşımızdakini anlayamıyoruz. Bir alışveriş merkezi hazırlığı görüntüsü var. Arkadaşlarımız o noktada müsaadenizle birlikte izleyelim dilerseniz o görüntüleri. Sizin uyarılarınız ya da önerileriniz olursa görüntüler üzerinden konuşalım. Murat hazırlıklarını tamamlamıştı. Bakalım bir alışveriş merkezi nasıl hazırlanıyor pazartesi gününe. Sonrasında değerli görüşlerinizi paylaşmak isterim. Sözü hemen Murat'a bırakalım. Haktan Uysal, 11 Mayıs tarihine çevrilmiş gözler. Pazartesi günü alışveriş merkezleri de kapıları yine müşterilerine açacak. Yalnız tırnak içerisinde yeni normal hayatımızla birlikte. Tabii burada hazırlıklar da başlamış durumda. Girdiğiniz ilk andan itibaren lütfen sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyunuz. 2 metre uyarısıyla birlikte içeri giriyor vatandaşlar. Öte yandan tabii burada yine X-ray cihazından geçtikten sonra aynı zamanda burada personel öncelikle maskesiz olanları içeri almayacak. Maskenizin olması şart. Ardından personel ateşimizi ölçecek. Ateşimiz ölçüldükten sonra da
Kendisinin de aynı zamanda siperliğinin olması şart. AVM'ye girerken yine bir el dezenfektanının da bu noktada bulunduğunu belirtmiş olalım. Hızlı bir şekilde içeriye doğru gidelim. Yine aynı şekilde bu noktada hazırlıklar kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları da an itibariyle sürüyor. Özellikle yürüyen merdiven bölgelerinde en çok kullanılan ve temasın olduğu bu noktalarda ekipler de hazırlıklarını ve dezenfeksiyon işlemlerini de tamamlıyor. Asansörlerde de yine aynı şekilde kapasitenin yarı yarıya düşürülmesi de bu noktada önemli başlıklardan bir tanesi. Sosyal mesafe konusu tabii en önemli, koronavirüse karşı alınacak tedbirler arasında sosyal mesafe ve hijyen, dediğimiz gibi yürüyen merdivenlerin özellikle tutma kısımları da bu kapsamda en çok dikkat edilen noktalardan bir tanesi. Sadece AVM'nin ortak kullanım alanları değil, mağaza içleri de, mağazaların içleri de oldukça önemli. Mağazalar da yine belirli kurallar kapsamında dezenfekte edilecek. İçeride bulunacak kişi sayısı da bu anlamda yine dikkatli bir şekilde tutulacak. Ve deneme odaları da bu anlamda yine sık sık dezenfekte edecek. Çocuk oyun alanları da burada yine kapalı olacak. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda. Hemen yayın konuğumuzun yanına gidelim. Serkan Subay, AVM müdürü. Efendim, önlemler, hazırlıklar artık başladı. Burada çizgiler görüyorum. Aynı zamanda en kritik konulardan bir tanesi temiz hava. Buna ilişkin AVM'lerin alacağı, atacağı adımlar neler? Evet, hoş geldiniz öncelikle. Biz 11 Mayıs saat 11'de alışveriş merkezimizi açacağız. Bunu saat 11'de yapmamız, saat 8'de de 7'de kapatmamızın asıl nedeni kısmi bir açılış olması. Bunu yeni normal hayata geçiş için bizim için de bir imtihan ve alıştırma dönemi yaşanacak. Hem perakende için hem de bizim için. Bütün önceliklerimiz hem bakanlığın açıklamış olduğu önergeler hem derneklerimizin yapmış olduğu yönlendirmelerle halk sağlığını, vatandaşı, ziyaretçiyi maksimum seviyede korumayı hedefliyoruz. Bunun için bütün sinyalizasyon çalışmalarımızı tamamladık. Dezenfektan istasyonlarımızı kurduk. Temizlik malzemelerimizin tamamını dezenfektan özellikle alıştık, kurduk. Hem MC'ler hem ortak alanlarla ilgili yapacağımız bütün çalışmalar dezenfeksiyon üzerine, o materyallerle çalışacağız. Taşı önlerimiz bilinçli. Hem asansörler hem yürüyen merdivenler bununla ilgili hazır olmuş olacak. Temiz hava nasıl sağlanacak? Bu noktada şart, en önemli şartlardan bir tanesi temiz havanın içeride olması. Evet. Herkes bunu merak ediyor. Biz bununla ilgili zaten kapanma sürecini yaşadığımızda hem temizlik olarak serpantin temizliği hem de filtrelerin yenilenmesiyle ilgili önlemlerimizi aldık. O yüzden vatandaşımızı da belli sosyal mesafe kuralına uyarak, alarak hem de aynı zamanda bakanlığın belirlemiş olduğu gibi metrekare kuralına uyarak giren sayısının, çıkan sayısını aynı anda ölçtüğümüz için maksimum seviyede ne kadar insanın gelmesine kadar çalışmalarımızı yaptık. Yeni normal süreç için alışveriş merkezi sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda sosyalleşme alanı, sosyal düzenin gereği. O yüzden biz bu anlamda 11 Mayıs'ta saat 11'de yeni normal hayat için açılışımızı yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Bizler de dilerseniz biraz daha arkalara doğru dilerseniz gidelim. Samet İçli ile birlikte sinyalizasyon çalışmaları da an itibariyle alışveriş merkezi içerisinde devam ediyor. Gelişler bu yönden olacak. Karşı taraftaki bir mağazaya gidecekseniz U çekmeniz, ileriden dönmeniz gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi özellikle alışveriş merkezinde gezerken yorulan vatandaşların dinlenmek için oturduğu ortak alanlar. Bunlar da tamamen kapatılacak. Özellikle sosyal mesafenin bu kapsamda da engellenmesi için işaretlerle, şeritlerle toplu oturma alanları da kapatılmış durumda. Gözler artık 11 Mayıs'a çevrildi. AVM'lerde de hazırlıklar an itibariyle devam ediyor. Haktan Uysal diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Size Murat'a teşekkür edelim. Hocam birlikte izledik. Ne dersiniz bu şartlar altında? Siz gider misiniz AVM'ye ya da gideceklere önerileriniz olur mu? Gideceğiniz AVM'lerde aradığınız şartlar ne olabilir? Görüşlerinizi paylaşır mısınız lütfen? Tabii öncelikle AVM'ye gitmek için dediğim gibi bu 2 metre kuralını ben öne alırım. Yani 2 metreden daha fazla tanıdığım bir insana bile yaklaşmam. Çünkü tanıdığım insan virüsü taşıyor olabilir ve taşıyıcı olarak bana bulaştırabilir. Maske gerekiyor. Onun dışında tabii siz ne kadar önlem alırsanız alın, dezenfeksiyon yaparsanız yapın, bir kişi alır da hapşır elini oraya sürdüğü zaman, siz de oraya dokunursanız o virüsün sizin elinize bulaşma olasılığı var. Onun dışında tabii kıyafet alıp seçim, üstüne giyme çıkarma durumları var. Bu konuda insanlara çok görev düşüyor. Esasında bu virüs
ortadan kaldırılması en kolay virüs. Bir soru sorayım. Eğer bu virüs musluklardan akıyor olsaydı, dezenfeksiyona karşı dirençli olsaydı ne yapacaktık? Su kullanamayacaktık, edemeyecektik, yapamayacaktık veya sokaklarda günlerce yaşıyor olsaydı. Esasında çok kolay. 2 metreden daha fazla yaklaşmayacağız ve maske kullanacağız. Ellerimizi de sık sık yıkayacağız veya dezenfekte edeceğiz. Bu kadar kolay. Onun için bu kolay işleri esasında insanlık görevi olarak yerine getirirsek şu ana kadar çoktan biz bu işi bitirmiştik. Hatta sizde bir sözümüz var. Bayramı beraber stüdyoda kutlayabiliriz demiştik. Nitekim alınan tedbirlere bakıyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı, izolasyon sağlanıyor. İnşallah tabii bir bayram hediyesi olsun istiyoruz bunu. Fakat sokağa çıkma yasağı günlerinde 1600'e düşüyor. 40 bin test. Ondan sonra pazartesi salı geliyor. Çünkü bu virüsün hastalık yapma gün sayısı 6-7 gün, bir hafta civarında. Bir bakıyorsunuz birden 2200'e. Neden? Çünkü o sokaklara çıkılıp sosyal izolasyon ortadan kalktı ve bakın şunu söylüyorum, 4-5 kişinin bir araya gelip yakın, oldukça yakın temasta olduğu o toplanmalar oldukça sıkıntılı. Evet. Tabii bunlar devam ederse hep bir soru var. Belki onu da soracaksınız. Bu hastalık ne zaman bitecek diye. Bu ne devam zaman ederse hocam? Böyle olursa bu hastalık bitmez. Bakın tam bitiyor. Mutlu, seviniyorduk. 1600'e düştü, 1500'e, 40 bin hasta, 1500 dedik. Bir tedbir nedir o? Pazartesi salı yine böyle sokaklara çıkarıldı. Yakın temas oldu. Sanki hastalık bitti diye düşünüldü. Bakın hastalık bitmedi. Sadece Türkiye'nin almış olduğu olağanüstü tedbirler ve başarılar, Türk sağlık sisteminin başarısıyla biz bunu çok hissetmiyoruz. Demin 8 milyonluk New York'tan bahsettim. İstanbul'un 2 katı. Yani eğer bu tedbirler alınmazsa, halkımızın bu desteği olmazsa ki ben şöyle teşekkür ediyorum. Cidden %90'a yakın halkımızın olağanüstü bir desteği var. İnsanlar dükkanlarını açmıyorlar. Günlük para kazanan insanlar buna katlanıyor. Elinden geleni yapıyor. Maalesef benim tespitim aynı zamanda da Şişletvel Hastanesi'nin başhekim vekilini yapmış olarak günde 150 hasta muayene eden bir hekim olarak şunu görüyorum. Maalesef %10'luk bir grup buna uymuyor ama İstanbul 16 milyon, %10 dediğinizde 1,5 milyon. Bakın bir kişinin 50 kişi, 100 ve 200 kişiye bulaştırabildiğini görüyoruz. Şimdi ateş ölçer var AVM girişinde ama bu hastalık belli etmiyor ki ateş yok. Ateş olsa zaten hiç problem yok. Kaçarız, o kişi de çıkmaz. Bakın o kişi de çıkmaz. Ben buna inanıyorum. Çünkü kimse bilerek bir insanı öldürmek istemez. Bu konuda hemfikirim. O yani zaman sosyal mesafe en önemlisi hocam. Sizin altını kalın kalın çizdiğiniz. Tek şey var. Evet Haktan Bey, çok güzel bir tespit var. En güzeli lafın kısasıdır programcılıkta da. Tek bir şey söylüyoruz. Sosyal izolasyon. Bu da nedir? Eşittir. Maskelerimizi takacağız. 2 metreden de daha fazla yaklaşmayacağız. Çünkü bu maske... karşılıklı takıldığı zaman 2 metreye kadar koruyor. Bu artık tespit, %95 oranında korunuyor. Evet. 2 metreden daha fazla yaklaşmayacağız. Ve 3 kişi, 2 kişiden daha fazla bir araya gelmeyeceğiz. Çünkü nedir? Yakın geldiğiniz kişiler eşinizdir. Çok riski yakından büyütüyor. Tanıdığınız bir insanınızdır. O 2 kişi, 3. kişi olmayacak. Bakın burada Almanların aldığı tedbiri ben çok yerinde buluyorum. 3 kişi bir araya gelemeyecek. Olursa şey olacak dedim. Son cümle. Bu tamamen bizim elimizde. İstersek bu hastalığı bayrama kadar yok ederiz. Daha bayrama bir 14 gün var. Tedbir alırsak bayramı bayram gibi kutlarız. Yazında tatile çıkabiliriz. Ama bu tamamen sosyal izolasyonla. Dezenfeksiyon şu bu falan değil. Sosyal izolasyon ve ellerimizi yıkamak, temiz tutmak. Çok teşekkür ediyorum. Bana biz teşekkür ederiz hocam. Sizin gibi yayıncıyı anlayan bir konukla da yayın yapmak çok keyifliydi. Bir kez daha enerjiniz, gülen yüzünüzle yayınımıza katıldınız. Profesör Doktor Burak Ömür Çakır yayın konuğumuzdu. Hocam sağ olun, var olun yayınımıza katıldığınız için. Özellikle korona günlerinde çok sık gelen sorulardan biri de diş sağlığı ile ilgili sorular. Neler yapılabilir? İngiltere'den gelen bir haber vardı. O haberi hatırlatayım, konuğuma sözü bırakacağım. Evde dolgu yapma noktasına gelen insanların olduğundan söz ediyordu İngiltere'den gelen o haber. Peki korona günlerinde diş sağlığımızı nasıl korumalıyız, neler yapmalıyız? Doktor Çağdaş Kışlaoğlu yayın konuğumuz olacak. Benim de biraz başım döndü. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. İyi ki katıldınız yayınımıza. Çok soru geliyordu. Belki biz de biraz ihmal ettik korona günlerinde diş sağlığı ile ilgili yayınlarımızı ama hazır sizi bulmuşken evet, neler söylemek istersiniz? Hem hastalarınıza hem diş problemi olanlara dişle ilgili. İngiltere'den gelen bu haberi duydunuz mu? Evde bir... Duydum. Evde takdir bir, ediyorum arkadaşı. Dolgu yapmak mümkün müdür? Sözü bırakayım size. Anlaştık. Duydum İngiltere'den gelen böyle.
Güzel bir haber. Böyle haberin ben Türkiye'den gelmesini beklerdim. Türkler daha yetenekli insanlar bu konular için. Ancak şaka bir yana, ağız diş sağlığı çok önemli konu. Özellikle böyle günlerde biliyorsunuz çok daha önem vurdu. Niye? İmmün sistemin başlangıcı ağızdan geçiyor. Ağzımızın sağlıklı olması lazım ki vücudumuz sağlıklı olsun. İnsanlar senelerde bu konuyu bilmiyorlardı. Vücuttaki iltihap bağışıklık sistemini zayıflatır. O zaman ne oluyor? Diş etindeki iltihap da bağışıklık sistemini zayıflatmış oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem şu, kesinlikle ağzınızda kanama varsa, iltihaplar geliyorsa acilen diş hekiminize gidip bu konuda çare arayın. Şimdi evde izolasyonda olan kişiler ne yapmalı? Bu konuyla ilgili bana çok soru geliyor. Doktor bey, ben evdeyim, evden çıkamıyorum. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye çok soru geliyor. Öncelikle sizlere yapması gereken ilk konu şu. Bakım, bakım, bakım. Bakım nasıl oluyor? Birincisi, dişimizi çok güzel fırçalamamız lazım. Fırçalarken diş etlerine de dokunmamız lazım. Çoğu insanın ihmal ettiği konu odur. Eğer diş etleri kanıyorsa kişiler diş etlerine dokunmaz. Lütfen diş etlerinize dokunmaktan kaçınmayın diyorum. İkinci önemli konu, fırçalarken dişlerimizin araları vardır. Aralarını muhakkak diş ipiyle temizlememiz lazım. Ve fırçalarken de en son olarak dilimizin de üzerine fırçalamamız lazım. Aynı zamanda ağzı rahatlatan bazı gargaralar vardır. Bu gargaraları da kullanırsak çok iyi olur. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Ne yapmamız gerekiyor? Sahurda yemeğimizi yedikten sonra çok güzel dişimizi fırçalamamız lazım. Ağız gargarası yapmamız lazım. Ondan sonra hiçbir şey yemememiz lazım. Aynı şekilde iftarımızı açar açmaz lütfen dişlerimizi iyi fırçalamamız lazım. Ne dedik? Kanayan varsa lütfen korkmayın. Kanayan yerin üzerine gidin diyorum. Noktada hayır, muayenehaneler açılıyor mu ya da gitmek güvenli mi? Çünkü birçok arkadaşım da endişe ediyor. Açık olsa bile. Ne dersiniz? Güvenli midir? Önlemler alınıyor mu? Şimdi şöyle, ben şahsım adına konuşuyorum. Birçok güvenlik önlemi aldık. Nedir bu güvenlik önlemleri? Bütün kapıları değiştirdik. Kapılar artık dokunmatik oldu. Kapılar el değerek açılmıyor. Mekanda her yeri havalandırabilir camlı hale getirdik. Zaten camlar vardı. Ayrıca özel filtreler var. Ağızdan çıkan havayı çekiyor. Bizler çalışırken burada bir cisim var. Sürekli ağızdan çıkan havayı çekerek ağızdan çıkan havayı dezenfekte ediyor. Ve ayrı bir kural getirdik. Nedir bu kural? Her kişi çıktıktan sonra odalar tamamen zaten dezenfekte ediliyordu. Eskiden de dezenfekte ediliyordu. Ancak şu an havayı da dezenfekte eden özel cihazlarla dezenfekte ediyoruz. Ve her kişi arasına en az bir saat koyuyoruz. Çalışırken kişiler kliniğe girerken ateşleri ölçülüyor. Hepsine maske veriliyor. Artık bekleme salonunda bekletmekten ziyade teker teker kişileri alacak şekilde randevuları veriyoruz diş hekimleri olarak. Kişi geliyor, direkt kendi odasına giriyor. Kendi steril ortamında tedavisini yaptırıyor. Ondan sonra da tekrar ayrılıyor. Burada biliyorsunuz aslında diş hekimleri ve doktorlar zaten kendini senelerdir korurdu. Doğru. Buna çapraz enfeksiyon denir. Yani çapraz enfeksiyon ne demektir? Benden size, sizden ona. Zaten diş hekimleri çapraz enfeksiyon kurallarını en iyi uygulayan hekimlerdendir. Bütün aletler paketlidir. Ancak günümüzde bu biliyorsunuz havayla bulaşan hastalıklar da geldiği için ayrıca protokoller geliştirdik. Kişileri korumak için çapraz enfeksiyon yani içeri. Gönül rahatlığıyla efendim gelebiliriz muayenede, muayenehanelerde ve gönül rahatlığıyla da dişlerimizi yaptırırız. Öyle evde kendi dolgumuzu kendimiz yapmak, kendi dişimizi kendimiz çekmek gibi önlemlere ya da uygulamalara gitmeye gerek yok. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben Doktor Çağdaş Kışlaoğlu bizlerle birlikteydi. Umarız önümüzdeki günlerde bir kez daha tekrarlarız. Çok soru geliyor çünkü dişle ilgili. Yine yayınımıza katılırsanız çok mutlu oluruz diyelim. Çağdaş Hoca'ya veda edelim. Sonrasında da bu saate noktayı koyalım. Bir ara daha vereceğiz. Aranın ardından saat başında yeniden karşınızdayım. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Yeni saate başladık. Bir son dakika gelişmesiyle. Geride bıraktığımız dakikalarda yayınlarımızda İstiklal Caddesi'ni paylaşmıştık. Sadece Türkiye genelinde kararlar alınmıyor. İl pandemi kurulları da var. İlçe pandemi kurulları da var. Bu kapsamda İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı bir karar aldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi. İllerle ilgili pandemi kurulları böyle bir karar alabiliyor ama kaymakamlıktan geldi. Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstiklal Caddesi özelinde
maske takma zorunluluğu ve 3 metre kuralı var. Bundan sonra İstiklal Caddesi'ne gidenlerin dikkat etmesi gereken başlıklardan biri artık kural olarak ortaya konmuş durumda, karar alınmış durumda. Ayrıntıları paylaşacağız ilerleyen dakikalarda ama önce Samsun'a gidelim. Samsun'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzur evlerinde ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklanmıştı. Detayları alacağız. Mahmut hazırlıklarını tamamladı. Son notlarını aktaracak bir huzur evinin önünde. Mahmut. Hakan, elbette ki COVID-19'la mücadele kapsamında yaşlılarımız bu anlamda önemli risk gruplarını oluşturuyorlar. İşte bu kapsamda da bakanlık tarafından açıklama geldi ve hem 10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Anneler Günü hem de 23, 24, 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda huzur evlerinde ziyaret, bununla birlikte yine huzur evlerinde yiyecek, içecek ya da çiçek göndermenin yasaklandığı bilgisi de paylaşılmış oldu. Bununla alakalı Türkiye'nin birçok noktasında huzur evlerini arayan vatandaşlarımız var. Onların da merakını giderelim. Lütfen huzur evlerini aramayın. Çünkü Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından bu karar alındı. Ve COVID-19'a mücadele kapsamında hem Anneler Günü'nde hem de Ramazan Bayramı süresince huzur evlerinde hem ziyaretçilere yasak olacak, hem de bununla birlikte hem çiçek hem de yiyecekle alakalı herhangi bir şeyin gönderilmesinin yasak olduğunda bilgisini paylaşalım. Elbette ki bununla birlikte yaşlı, engelli bakım merkezlerinde de ziyaretlerde sınırlamalar ve kısıtlamalar aynı tarihler arasında geçerli olacak. Huzur evlerinde kalan vatandaşlarımız elbette ki sevdiklerinden bu bayramda ayrı kalmış olacaklar, ancak sağlıktan öte başka herhangi bir şeyin olmadığı bilgisini paylaşalım. Hem Anneler Günü'nde hem de Ramazan Bayramı süresince huzur evlerinde, yaşlı bakım merkezlerinde vatandaşlarımız tarafından ziyaretler gerçekleşemeyecek. Bununla birlikte herhangi bir şekilde buralara çiçek gönderimi de olmayacağını belirtelim. Peki nasıl görüşecekler vatandaşlarımız, huzur evlerini ziyaret etmek isteyenler? Tamamen dijital ortamda görüşebilecekler. Görüntülü görüşme sistemiyle birlikte huzur evlerinde bulunan yakınlarını ya da herhangi birine ulaşmak istediklerinde huzur evi idaresiyle görüşerek onlarla dijital ortamda görüşebileceklerini belirtip sözü Samsun'dan tekrar sana bırakalım. Bu pazar günü Anneler Günü, ancak 23 ilde, Büyükşehir'de ve Zonguldak'ta kısıtlamalar var. O kısıtlamalar da gece yarısı 12 itibariyle başlıyor. Peki bir önemli düzenleme yapılmıştı çiçekçilerle ilgili. Çiçekçiler o kısıtlamalardan muaf tutulacaklardı. Ama bir zihinlerde soru daha var. Çiçeklerde koronavirüs taşınması endişesi. Buna yönelik bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. İzmir'e gideceğiz. Sefer Ayçe annesine vereceği çiçeği şimdiden hazırlamış durumda, pazar günü ulaştıracak. Ama önce şunu sorayım Sefer, nasıl ulaştıracaksın? Gitmek zor, çiçekçiler bu hizmeti veriyorlar elbette. Diğeri de virüs çiçek yoluyla bulaşır mı? Annelerimiz, en kıymetlilerimiz, endişelerimiz var tabii. Detaylar için sözü sana bırakayım. Aktör Uysal, iyi yayınlar. Şimdi bildiğin gibi o çiçeği tabii ki şimdi hazırlatıyoruz ama tabii ki o servis olacak. Buradaki arkadaşlarımız götürecekler maskeleriyle, eldivenleriyle. Onları aktaracağız. Peki görüntüsü çok güzel gözüküyor şu anda. Ben de buradan anneme yollayacağım bu çiçeği. Ama nasıl gittik ve üstünde COVID var mı? Olur mu? Onu da tabii ki uzmanımıza soracağız. Hoş geldiniz habere. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Adım Kazım Kış, İzmir Çiçekler Odası Başkanıyım. Şimdi çok güzel. Şöyle, zaten bu çiçek buraya gelene kadar bu ilaçlanıyor tamamen. Topraktan ve yetişene kadar ilaçlanıyor. Baştan itibaren. Topraktan itibaren. Topraktan itibaren ilaçlanıyor. Çünkü bunlar da sık sık bize de bu sorular geliyor. Acaba gönderdiğiniz çiçeklerden bize virüs bulaşır mı diye. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. Dolaplarımızda çiçeklerimiz, zaten dükkanlarımızda hijyen koşullarına tamamen uyuyoruz. Ama şöyle bir nacizane tavsiyem olabilir. Çiçek geldikten sonra nasıl her şeyi havalandırıyorsak bunları da biraz havalandıralım. Garanti olsun. Ama çiçeği alırken kişilerde, çünkü arkadaşlarımız, bu götürecek arkadaşlarımız şu anda hazırlıyorlar ve maskeleri var, eldivenleri var değil mi? Biz tamamen Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu bütün kurallara, sosyal mesafelere hepsine uyuyoruz. Ve biz değil, bütün çiçekçi arkadaşlarımıza maskeler ve eldivenler dağıtıldı. Sosyal mesafeyi koruyarak, tüm önlemler alınarak bu servislerimizi yapıyoruz. Burada da hijyen sağlıyorsunuz değil mi? Dolaplarınızda da hijyen oluyor. Şimdi zaten dükkanlarımızı ilaçlattık. Malum herkes ilaçlattı, biz de ilaçlattık. Çiçek dolaplarımız var, işte arkamda görüyorsunuz.
Bunları da bir görelim yavaş yavaş. Bunları da ilaçlıyoruz. Zaten çiçeklerde aslında burası ilaçlandı mı? Bunlar şimdi bir dolaplarımız ve dükkanımız tamamen bu Covid başladığından itibaren dükkanlarımızda zaten işler yok olduğu için tertemiz bunları ilaçladık. Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyarak bunlar ilaçlandı. Çiçeklerimiz de zaten açabilirim. Şöyle görüyorsunuz. O içeriden bayağı hava giriyor. Tabii yani gönül tamamı rahatlığıyla annelerimiz, en kıymetlilerimiz bu çiçekleri yollayabilir miyiz? Şimdi bunu biz kendi annemize de gönderiyoruz. Evet. Anneler bizim her şeyimiz. Evet. Gönül rahatlığıyla çiçeği teslim alabilirler. Evet. Hiç korkmasınlar. Sağlık yönünden hiçbir sakıncası yok. Bu zaten ilaçlı baştan beri. Zaten ilaçlı, ilaçlanıyor. Çeliğinden büyüyene kadar çok evreden geçiyor. Hı hı. Zaten tohumda ve çelikte de yine ilaçlamalar yapılıyor. Hı hı. O yüzden gönül rahatlığıyla çiçeği alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet Aktör Ünsal, konumuzun da bildiği gibi baştan itibaren, ilk oluşumdan itibaren çiçekler zaten ilaçlanıyor. Üzerlerinde ilaç var ve konumuzun dediği gibi bir nacizane fikri var. Bu aldıktan sonra çiçeği havalandırıyoruz ve koklamıyoruz. Dediğimiz gibi annelerimize burada iletelim. Şimdiden ben buradan tüm annelerin anneler günü kutlayayım. Sana yayını bırakayım. Size Sefer'e teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz bir özel haberle. Türkiye için büyük önem taşıyan ambulans uçak bu kez de kanser hastaları için havalandı. Uçak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla İstanbul'dan Erzurum'a 8 adet radyoaktif ürün taşıdı. En önemlisi de bu hizmet kanser hastaları da umut oldu. Yaklaşık 13 bin metreye taşınan ambulans uçak bu kez bir ilk için havalandı. İçinde nükleer tıp malzemesi bulunan 8 adet radyoaktif kutu İstanbul'dan Erzurum'a kanser hastaları için taşındı. Dünyanın dört bir tarafını uçarak koronavirüsüne yakalanan Türk vatandaşları ülkemize getiren ambulans uçakları yine bir ilke imza atacak. Türkiye'de ilk defa bir ambulans uçağı hastayı değil kanserin teşhisinde ve takibinde kullanılan radyoaktif ürünü taşıyacak. Bizler de A Haber farkıyla bu teslimatı ekranlarınıza taşıyacağız. Kanser hastalarının tedavilerinde kullanılan PET-CT isimli radyoaktif ürün hastalığın ilk teşhis aşamasında ve evrelendirilmesinde sıklıkla kullanılıyor. Koronavirüs günlerinden önce tarifeli uçak seferleriyle götürülürdü. Ancak virüs yüzünden uçak seferleri kısıtlanınca Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ve artık bu radyoaktif ürünler ambulans uçaklarla taşınacak. Bizler şu an İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız ve Erzurum'a bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Ve bu ürün virüsle tanışmadan önce tarifeli uçaklar aracılığıyla başka illere taşınıyor, kanser hastalarına umut oluyordu. Ancak uçak seferlerine kısıtlama getirilmesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hemen devreye girdi ve ürünün taşınması için ambulans uçak gönderdi. Sekiz adet kutu 1 saat 25 dakika süren yolculuğun ardından Erzurum Havalimanı'na getirildi ve şu an ekipler o kutuların dolumunu araçlara gerçekleştiriyor. Ürünün saklanması ve nakli için özel işlemler gerekiyor. Kurşun koruma kabı içinde 30 derecenin altında saklanması gereken radyoaktif ürün en kısa sürede tedavi gerektiren hasta için kullanılmak zorunda. Koronavirüsle ilgili yeni bir adım var. 150 bin kişi üzerinde bir test yapılacak. Malumunuz o testle ilgili PCR mi olacak, ELISA testi mi olacak, geriye dönük taramalar neler kazandıracak diye konuklarımızla değerlendirmiştik. Şimdi de ayrıntıları ekranlara taşıyalım. Hem PCR hem de antikor testini yaparak hem taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve de hastalık durumunu ortaya koyan bir çalışma olacak. Gelecek hafta başlamış olur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu antikor testlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'de virüsten etkilenen toplum kesimlerini tespit etmek ve genel olarak toplumda oluşan bağışıklık oranını ölçmek için yapılacak testlerde hangi kriterlerin kullanılacağı belirlendi. Meslek, yaş grupları, cinsiyet, nüfus yoğunluğuna göre denekler seçilecek, ayrıca fabrikalar, plazalar gibi kalabalıkların yoğun olduğu yerlerde ölçüm yapılacak. İstanbul gibi büyük illerde, kenar mahallelerde de test yapılması planlanıyor.
Bu kapsamda Türkiye'nin en kalabalık şehri olan ve salgından en fazla etkilenen İstanbul'da 30 bin civarındaki kişinin antikor testinden geçirileceği belirtiliyor. Türkiye'deki tüm vakaların %58'inin şu anda İstanbul'da olduğu, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Yalova ve Balıkesir gibi illerle birlikte bu oranın Marmara bölgesinde %75'e ulaştığı ifade edildi. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında antikor testlerinin büyük bölümü Marmara bölgesindeki illerle Ankara ve İzmir'de yapılacak. Toplumda bağışıklık oranının ölçüleceği ELISA testi için vatandaşların parmağından kan alınacak. Ancak test yapılacak vatandaşa önce koronavirüsle ilgili belirtileri taşıyıp taşımadığı sorulacak. Son bir hafta içinde ateş, öksürük, halsizlik gibi virüs belirtileri göstermişse antikor testi değil PCR testi yapılacak. Salgın başladığından itibaren hiçbir belirti göstermemişse ELISA testi uygulanacak. ELISA testinin 15 dakika ile 45 dakika arasında sonuç verdiği ifade ediliyor. Türkiye genelinde 150 bin kişi üzerinde yapılacak test sayısına henüz başka bir ülke tarafından ulaşılamadı. Koronavirüsle ön safta fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları günlerdir, hatta haftalardır aileleriyle görüşemiyorlar. Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Sağlık çalışanlarının aileleriyle görüntülü konuştuğu o duygusal anlardan birine tanık olacağız. Mehmet Sabri de o noktada bizi bekliyor. Neler aktaracaksın Mehmet? Sözü sana bırakayım hemen. Haksan Uysal, malum pandemi sürecinin başından bu yana sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü izole olabilmek adına evlerine gidemeyip bu şekilde devlet tarafından kendilerine tahsis edilen yurtlarda kalıyor. Burada da görüyorsunuz şu an kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ekrana getiriyor. Sağlık çalışanları tek kişilik odalarda kendi başlarına izole bir şekilde kalıyorlar ve aralarından bazıları 50 gündür eve gitmiyor. Hatta şimdi bir tanesini ziyaret edeceğiz. Eyüp Toprak, acil tıp teknisyeni 40 gündür evine gitmiyor ve yurtlarda kalıyor. Eyüp'ün yanına gideceğiz. Eyüp, merhabalar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhaba. Odanı bize bir göster. Odadan da biraz bahsedelim. Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaldığı oda gayet nezih ve temiz, düzenli olarak Gaziantep Üniversitesi tarafından dezenfekte ediliyor. Ve Eyüp de evine gidemiyor. Nedenini sorduğumda gerçekten sağlık çalışanlarının fedakarlığı daha iyi anlaşılacak. Eyüp, 40 gündür evine gitmiyorsun. Neden? Şöyle bir durum var. Benim annem birinci dereceden kanser hastası. Babam da aynı şekilde kalp hastası. Benim ayrı bir durumum daha var. Benim ablam da anestezi teknikeri ve biz iki abla kardeş 50 gündür evimize gitmiyoruz. Artık annemiz, babamız bizle sadece telefonla görüntülü konuşarak bizle yetinmeye çalışıyor. Biz bu yola çıkarken ayağımızın dikenli tellere takılacağını biliyorduk. Her şekilde, her savaşta olduğu gibi biz yine ön plana çıktık. İnşallah kısa sürede atlatırız. İnşallah biter. Biz vatanımız için, milletimiz için, onlar için burada kalıyoruz. Lütfen onlar da bizler için evlerinde kalsınlar. Biz bu fedakarlığı en azından değerek, göstererek yapmış olalım. Peki Eyüp, nöbet dönüşündesin. Artık ailenle bir görüşme yapacaksın. Biz de bu ana tanıklık edelim. Kimi arayacaksın şimdi? Annemi arayabilirim. Bugün kontrolleri vardı zaten. Onları soracaktım. Hemen sonuçlarını öğrenirsin. O zaman buyur arayalım. Annesini arayacak şimdi Eyüp. Tekrar ifade edeyim ben bir yandan. Anne kanser hastası, baba kalp hastası. İkisi de yüksek risk grubunda olduğu için Eyüp ve ablası 40 gündür evlerine gidemiyorlar. 40-50 gündür. Evet. Merhabalar. Eyüp. Anne ne yapıyorsun? Eyüp oğlum. Ne yapıyorsun anne, iyi misin? Ağlama bak. Şimdi kötü olmanı gerektirecek bir şey yok. Ben olsam daha iyi olacağım ben. Tamam, yine de sen ağlama bak, tamam mı? Bitecek zaten inşallah. Tamam, hani 50 gün oldu ama bak yetinebiliyoruz. Özledin mi oğlunu? Oğlum ben seni çok özledim. Seni çok özledim. Ben oğlumu çok özledim. Oğlum orada ne yiyip ne içiyor benim oğlum? Sen merak etme. Ben onu ne halle meydana getirdim oğlumu. Rabbim seni korusun oğlum. Tüm sağlıkçılar korusun, seni de korusun. Tez günde yanıma gelmeni nasip etsin oğlum. Amin inşallah anne, değil mi? Rabbim korusun oğlum seni. Seni çok özledim oğlum. Kontrollerini nasıl yapıyorsun? Sen orada iftar yaptın oğlum. Akşam yiyebildin mi iftarı? Yapıyorum anne bir şekilde. Sen üzülme. İnşallah tez zamanda biterim. Söyledin mi bir şeyler oğlum?
Yedim. Sen merak etme. Senin kontrollerin nasıl geçti bugün? Bana onu söylesene. İyi oğlum, iyi. Korkulacak bir şey. Tamam mı? Evet, bir ses problemi yaşadık. Şu anda. Gerçekten çok özlemiş ama. Duygularına da hakim olamadı. Gözyaşları da tutamadı. Benim annem gibi hasta olan insanların cidden duygusal problemler çok fazla oluyor. Evet, bağlandı yine. Anne, ağlamanı gerektirecek bir şey yok. Bak, iyi olacağız. Ben sizin için buradayım. Oğlum işte, risk altından söz. Korkuyoruz oğlum. Tamam. Korkuyorum ben. Dikkat et sen. Ben yine arayacağım akşam, ya. Tamam? Tamam. Allah Rabbim sizi korusun oğlum. Tamam annem, görüşürüz. Kendine iyi bak. Oğlum. Sen de Allah'ın emanet ol anne, görüşürüz. Allah en yakın zamanda kavuştursun Eyüp. Evet, sadece Eyüp değil, Eyüp gibi on binlerce sağlık çalışanı işte bu durumda aileleriyle sadece telefonla iletişim kuruyorlar. Neden? Bizlerin sağlığı için. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının bu fedakarlığını boşa çıkarmamak adına bizler de evde kalmaya devam etmeliyiz diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım. Siyaset gündeminden başlıklarla devam edeceğiz. Darbe imasında bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki isme de sahip çıktı. İşte Kılıçdaroğlu'nun tansiyonu da daha da yükseltmek için yaptığı açıklamalar. Özgür Bey'in söylediği de saray rejimi gidecek diye. Saray rejimi diyoruz zaten. Öteden beri politik bir deyim bu zaten. Darbe iması tartışmalarının odağındaki CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i bu sözlerle savundu. Tepki çeken açıklamalarına destek verdi. Yapılan eleştirileri görmezden geldi. Saray rejimi gidecek demek ne zamandan beri darbe çağrımı haline geldi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda yaptı bu açıklamaları. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. Darbe imasında bulunmadığını savundu. İl Başkanı'nın söylediği yani ya erken seçimle veya bir şekilde yani normal seçimle. Türkiye'de darbe ihtimalinin olmadığını söyledi Kılıçdaroğlu. Sözü 15 Temmuz darbe girişimine getirdi. O gece Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kayda geçen bu görüntülerine değinmedi. Darbenin karşısında olduklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda ben İstanbul'da uçaktan indim ve telefon arkadaşlar genel merkezde toplanmışlardı. Onlara ilk söylediğim hep beraber meclise gideceksiniz dedim. Böyle bir girişim olduğu takdirde de 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum. Siyasetteki darbe iması tartışması hatta imanın da ötesine gelen o açıklamalar ve tam bu açıklamalarla eş zamanda gerçekleşen Türk lirasına yönelik Londra merkezli o saldırıyı değerlendireceğiz. Çok değerli iki konuğum var. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz ve Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Zafer Şahin. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Zafer Şahin, müsaadenizle Sayın Vekil'e başlamak isterim. Mustafa Canbay, bu noktada hem az önce ekranlara getirdik CHP'li bazı isimlerin darbe imasını da aşan ifadeleri. Hem de tam bununla paralel geride bıraktığımız günlerde bu açıklamaların hemen sonrasında Türk lirasına yönelik bir saldırı, bir ekonomik darbe girişimi olarak da yorumlanıyor açıkçası bu. Nasıl değerlendirirsiniz evet. Bu gelişmeleri? Tabii Türkiye gerçekten çok ciddi bir mücadele veriyor. Özellikle bu koronayla ilgili mücadele. Bütün devletimizin, milletimizin odaklandığı bir süreç içerisinde, bu mücadeleye odaklandığı bir süreç içerisinde darbeyi konuşuyor olmak, darbe imasında bulunmak, milletimizi korku ve endişeye sevk edecek, kamu barışında sıkıntıya sebep olacak bu tip ifadelerin kullanılması gerçekten çok büyük bir talihsizlik. Özellikle ülkeyi siyasetle yönetmek için milletin karşısında olan, milli iradeyle bu ülkeyi yönetmek için milletin karşısında olan kişilerin darbe imasında bulunması, darbeyi çağrıştıracak ifadeler kullanması gerçekten çok büyük bir talihsizlik olarak demokrasi açısından siyasi tarihimizde yerini alacaktır. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği var. Öncelikle bir konuyu kamuoyunun gündemine getiriyorlar.
Doğru ya da yanlış olmasının çok da onlar açısından önemi yok. Bunun çok örnekleri var. Sonra da bunu inkar ediyorlar. Hem Özgür Özel'in açıklaması, CHP Grup Başkan Vekili. Sonrasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması. Ve yine hemen sonrasında Ragıp Zarakoğlu'nun makus kaderden kaçış yok başlıklı yazısı. Aslında hemen hemen hepsi sanki sistematik bir şekilde bir hedefe doğru yöneliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun cümlesi o kadar açık ki erken seçim, bu iktidarın sonu gelecek. Erken seçimle ya da başka bir şekilde ifadesini kullanıyor. Bu başka bir şekilde ifadesini Türk milleti yakın tarihinde ve geçmişte çok iyi biliyor. O yüzden herkesin kullandığı ifadeye dikkat etmesi, kullandığı cümleye dikkat etmesi gerekiyor. Hele hele siz milletin karşısındaysanız, milletin önünde konuşuyorsanız, milli iradeye herkesten fazla sahip çıkmanız gerekiyor. Bir muhalefet partisiyseniz bu konudaki sorumluluğunuzu herkesten fazla kuşanmanız gerekiyor. Şimdi saray rejimi ifadesi kullanılıyor. Saray rejiminin sonu yok ifadesi kullanılıyor. Peki bu saray rejimi denilen, bugün Türkiye'yi yönetilen, onların iddia ettiği Cumhurbaşkanımız bugün bu ülkeyi millet iradesiyle yönetmiyor mu? Yani milletimiz Cumhurbaşkanımızı seçti ve milli irade bugün bu ülkeyi yönetiyor. Bundan neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Milli iradenin bu ülkeyi yönetmesinden neden rahatsızlık duyuyorsunuz? Bir muhalefet zaman zaman yapıcı eleştiriyle, zaman zaman da işine gelmediği şekilde olumsuz gördüğü şeyleri eleştirebilir. Eleştiri çok doğal bir haktır. Fakat eleştiriyle gasp etmek farklı şeylerdir. Bunu bir kere yerli yerine koymak lazım. Yani milli irade dediğiniz seçimle ya da başka bir şekilde dediğiniz zaman birileri de sizin karşınıza çıkar. Sen neyi ima ediyorsun kardeşim? Ne darbeyi mi ima ediyorsun diye sorar. Siz de bundan rahatsızlık duyarsınız. Ve nitekim şu anda kamuoyu önünde mahkum olmuş durumdalar. Kendilerini anlatamıyorlar. Çünkü bu ifadeler öyle kolay kolay kullanılacak ifadeler değil. Tabii bu millet gerçekten yakın siyasi tarihimizde darbelerle ilgili çok büyük travmalar yaşadı. Bu yüzden de milli iradeye sonuna kadar sahip çıkma konusunda kararlıdır. Bunu 15 Temmuz'da biz çok net bir şekilde gördük. Yani bu milleti, bu devletin sahibi, bu devletin rejiminin sahibi milli iradedir, milletimizdir. Ve milletimiz seçilmiş milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bu yönde ima edenler, bunları konuşanlar her daim başarısız olacaklardır. Zaten 2002 yılından bu yana AK Parti girdiği bütün seçimleri kazandı. Bu süreç içerisinde vesayet odaklarının birçok girişimi oldu. Ve her girişimde milletimizin sahiplenmesiyle ve siyasetin sahiplenmesiyle, siyasetin direnişiyle bu girişimlerin tamamı püskürtüldü. Bundan sonraki süreçte de kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, aziz milletimizin iradesi bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. Evet. Ve meşru seçimlerle gelen iktidarlar bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. Hiç boşuna heveslenmesinler. Heveslenenlerin hevesleri kursağında kalacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii bu darbe hevesleri diyoruz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Siyasette bu tip şeyler konuşuluyor. Az önce siz de sordunuz. Bunun yurt dışı ayakları, yurt dışı girişimleri de var. En son ekonomimize 2018 yılında benzer girişimlerde bulunulmuştu. Şimdi tekrar aynı şekilde girişimler devam ediyor. Son olarak işte döviz üzerinden ülkemize bir takım operasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Devletimiz bunlarla mücadele ediyor. Evet. Hem içeride bir mücadele veriliyor, hem de dışarıda bir mücadele veriliyor. Ama tabii şunu açık ve net bir şekilde ifade edelim. Bu devlet güçlüdür, bu millet güçlüdür. Dünyaya bugün hem korona mücadelesinde hem de bütün zorluklarla ilgili konularda yardımlaşma ve dayanışma noktasında son derece örnek olabilecek evet. bir davranış sergilemektedir devletimiz ve milletimiz. Evet, Mustafa Can Bey çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin'e de hemen sözü bırakacağım. Zafer Şahin sizi şaşırttı mı? Önce bu açıklamalar aslında önemli bir kronolojinin de altını çizdi Mustafa Can Bey. Yapılan açıklamaların hemen sonrasında bir de olayın hem ekonomik hem yurt dışı ayağının da Türk Lirası'na yönelik operasyonla planlandığını ya da tesadüf eseri olduğunu gördük. Siz bir planın dahilinde mi olduğunu düşünürsünüz yoksa bir tesadüf mü? Elbette ki bir plan dahilinde gerçekleşiyor bu. Hani bir moda söz vardır ya biz bu filmi görmüştük diye. Biz bu filmi 2015 yılının sonbaharında da görmüştük. Yani o zaman FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek ya adam gibi gideceksin ya da gideceksin sözüyle bugün CHP İstanbul İl Başkanı'nın yaptığı açıklama arasında içerik olarak aslında hiçbir fark yok. Dönüp bakıyorsunuz yani Kemal Bey ne diyor son açıklamasında? 12 Eylül dönemindeki diyor Milli Güvenlik Konseyi bile diyor bugünkünden daha iyiydi diyor. O zaman diyor en azından 5 kişi karar veriyordu diyor. Şimdi bakın Türkiye'de 650 bin kişiyi gözaltına alan, milyonlarca insanı fişleyen, insanları bir sağdan bir soldan diye gençleri dar ağacına gönderen bir zihniyeti, bir cuntayı mevcut durumdan daha iyiymiş gibi topluma sunuyor. Şimdi bu açıklama teşbihte hata olmaz bana neyi hatırlattı? Bu açıklama FETÖ elebaşının 15 Temmuz sürecinden sonra yaptığı Haçlıların ülkenizi işgal etmesi aslında çok da kötü bir şey değildir açıklamasıyla aslında aynı kapıya çıkıyor. Katılan olur, katılan olmayabilir. Ama şöyle baktığınız zaman yani bugün Kemal Bey'in bize sunduğu modelin 12 Eylül cuntası modeli olması bile yani meseleye nereden baktıklarını, demokratik anlayışlarının, demokratik bilinçlerinin nerede olduğunu gösteren çok somut örnekler. Yani siz bugün ana muhalefet partisi lideri olarak bu ülkeye darbeci bir modeli, bir junta yönetimine bu daha iyiydi diye örnek gösteriyorsanız sizin sandıktan çıkıp iktidar olmak gibi bir ümidiniz, bir beklentiniz yok. Tamamen demokrasi dışı yöntemlerle iktidara ortak olmak ya da iktidar olmak istiyorsunuz anlamına gelir. Ki zaten Türkiye tarihinin bir darbeler tarihi olduğunu düşündüğümüzde yakın tarihin. Bakıyorsunuz 27 Mayıs ihtilali oluyor, darbesi gerçekleşiyor. Arkasından İsmet İnönü Başbakan'da bir hükümet kuruluyor. 12 Mart 71 darbesi söz konusu oluyor. Arkasından CHP içinden bir isim Nihat Erim'in kurduğu bir hükümet iş başına geliyor. 28 Şubat'ı hatırlayın ne oluyor? Ecevit hükümetleri kuruluyor. İlginçtir. Bütün bu darbelerden sonra iş başına gelen hükümetler CHP tandanslı fakat sonrasında Türkiye büyük ekonomik ve sosyal krizlerle karşı karşıya kalıyor. Demek ki Türkiye'deki darbe retoriği böyle işliyor. Yani önce mevcut demokratik iktidarı demokrasi dışı yöntemlerle deviriyorlar. Sonra iktidara başka bir odağa getiriyorlar ve Türkiye'nin ekonomik kaynaklarını, sosyal hayatını asıl darbeyi orada vurarak bitiriyorlar. Yani bu filmi daha önce de gördük, 15 Temmuz'da da gördük. Bakın bugün küresel emperyalizmin, küresel güçlerin iki tane kartı vardı Türkiye'de kullandıkları. Biri FETÖ'ydü, biri PKK'ydı. Bunların ikisi de en az 50 yıllık projelerdi. 15 Temmuz'dan sonra önce FETÖ'ye sonra PKK'yı nefes alamaz, operasyon yapma kabiliyetini yitirir hale getirdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama ilginçtir, şu pandemi sürecinde ana muhalefet partisinin başını çektiği bir grup sanki Türkiye'de hiçbir mesele yokmuş gibi, insanlar canıyla uğraşmıyormuş gibi, devlet millet el ele verip bu küresel salgına karşı bir direnç göstermiyormuş gibi bu darbe söylentilerini ortaya attılar. Arkasından bakıyorsunuz küresel bir operasyonla yine Türk lirası hedef alınıyor. Yani şimdi hepimiz kendimize şu soruyu soralım. Neden dünya üzerinde bu küresel pandemi sürecinde, salgın sürecinde terör örgütlerinin saldırdığı tek ülke Türkiye? Neden uluslararası bankalar, Londra merkezli bankalar sadece Türk ekonomisine hedef alıyor? Yani bu soruların cevabını düşündüğümüz zaman Türkiye'nin açık hedef olduğunu, Türkiye'de mevcut iktidarı birilerinin her zaman olduğu gibi geçmişteki alışkanlıklarıyla, darbeyle değiştirmeye çalıştıklarını görürüz. Hal böyleyken birileri de bunların değirmenine su taşıyorsa ve bunu da siyasi kimlikleriyle yapıyorsa işte orada bir düşünmemiz gerekiyor. Bakın sadece şunu vurgulamak lazım. Bugün ne diyor Kemal Bey? Diyor ki bir darbe tehlikesi falan yok diyor. Ne darbesi diyor. Eğer 15 Temmuz günü gerçekten Kemal Bey daha önce ifade ettiği gibi tankların karşısına çıksaydı ya da bir başka muhalefet lideri Meral Hanım darbeye karşı çıktığını ilan etseydi bugün gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirdik. Evet kardeşim ne darbe tehlikesi? Bunu nereden çıkartıyorsunuz? Türkiye'de iktidar da muhalefet de darbeye karşıdır. Sandıktan yanadır, demokrasiden yanadır diyebilirdik. Ama sizin 15 Temmuz karneniz ortada. Siz 15 Temmuz günü tabiri caizse soteye yatmışsınız. Neyin ne olacağını beklemişsiniz kahvenizi yudumlayarak. Sonra bugün dediğiniz ya ne darbe tehlikesi böyle bir şey yok sözleri. Evet. Ne halkta bir karşılık buluyor, inandırıcı bulunuyor. Ne de siyaset arasında inandırıcı bulunuyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey. Yayın konuğumuzdu. Gelişmeleri değerlendirdik. Noktalama.